Aslan Ailem 26. bölüm www.sabeler.org. Kırılan yumurtanın içinde çiftlik ve tavuklar. Aslan Ailem kıyasıya sevesiye bir aile meselesi yazdı. Aslanlar kahvaltıda. Kızım niye ayakta dikiliyorsun, gelip otursana. Oturamam Hatice teyze, çünkü çok heyecanlıyım. Heyecandan oturamıyorum, böyle ayakta kaldım. 15 günde oldu ya. O yüzden bugün yarışmanın sonuçları açıklanacak. Sen çok şey yapma ya. Kaç kişi katılmıştır kim bilir yarışmaya? Ay. Hırs yok bunda, hırs. O yüzden kaybediyor. Burcu Mutlu'nun arkasından söyleniyor. Senin bir telefonun ekranı bozuktu. Halledebildin mi onu? Ay yok, daha halledemedim. Onu da bugün halledeceğim. Ama şey yaptım, forma evin numarasını yazdım. Derken de ben bakıyorum. Alo? Efendim Mübeccel teyze. Yok, Hayriye babaanne daha gelmedi. Tamam. Herkese selam söylerim. Tamam, hadi bay bay. Gel kızım, gel otur şöyle rahat rahat kahvaltını et ya. Ha, ben sakın. Aa yok, Mutlu gidecekti ya, gitmeseydin. Efendim? Mübeccel teyzeciğim, hangi kaplıcaya mı gitti? Gönen'e gitti, Gönen'e. Yıllık izini kullanıyor ve daha dönmeyecek. Aha. Tamam, tamam, hadi bay bay. Bu Mübeccel teyze de amma meraklı çıktı. Ay ama yani Mübeccel teyze, kulunçlarının hepsini böyle ezdirmeden dönmeyin. Ağzı açık kala kaldı. Alo. Evet benim, ben Burcu Olgun. Ne? Tamam ben bugün tam o saatte orada olacağım. Oldu, kolay gelsin, iyi günler. Hey. Ben emindim zaten. Sarıldılar. Ya bugün görüşmeye çağırıyorlar. Ay canım benim, tebrik ederim. Tebrikler annem, tebrikler. Ben götürürüm seni. Tamam. Murat arabasıyla bir holdingin önünde durdu. Burcu ile iniyorlar. Burcu'nun ceketiyle ruju kırmızı. Murat. Ya ilk defa kurumsal bir şirkette görüşmeye geliyorum. Canım benim, sen bunun da üstesinden gelirsin. Ya ben senin elinden kurtulamamışım, bu iş ne ki? Öyle mi beyefendi? Hayır, zaten kurtulmak isteyen kim? Takılıyorum ben. İyi, ben seni şurada bekliyor olacağım o zaman, tamam mı? Tamam, ben içeri giriyorum, işi alıyorum ve geri geliyorum. Ama bana şans dile. İhtiyacın yok ama gel. İyi şanslar canım benim. Sarıldı. Hadi, al gel. Gülümseyerek birbirlerine el salladılar. Almadan gelme. Burcu etraftan çekinip sus diye işaret etti, içeri giriyor. Murat güneş gözlüğünü taktı. Boğaz manzarası. Akşam çiftlik. Kızım tebrik ederim vallahi, yüksek maaşlı güzel bir işe girmişsin. Teşekkür ederim Mehmet amca. Ya evet ya, sen o kadar büyük maaşı nasıl kopardın? Çalıştım, çok çalıştım. Sonra işe alındım. Allah. Yemekteler Mutlu birden ayaklandı. Evet, benim sevgili ailem, sevgili aile büyüklerim, benim de size çok büyük bir sürprizim olacak. Ha, ne yapacaksın? Sabahları yatağını mı toplayacaksın? Dalga geçmeyin ya, ciddi bir şeyden bahsediyorum. Büyük bir sürpriz diyorum ya. Ha tamam, bir aydır ben söylüyordum bahçe çapılanacaktı. Herhalde onu çapalayacak. Yok. Saat kurup erken kalkacak. Biz daha o kadar büyük bir sürprize hazır değiliz. Siz geçin dalganızı ya, geçin. Ben bu büyük sürprizi yaptığımda önümde sıraya gireceksiniz. Özür sırasına. Tabağını çatalını aldı. Ben odamda yiyorum ya. Burcu hala gülüyor. Ya gayret nerede? Niye gecikti ki bu kadar? Gayret'in de bir sürprizi var. Vallahi bu akşam randevusu vardı. İnşallah hayırlısıyla gelecek. Abime bak. Ata geçti ha. İnşallah böyle titiz bir kızdır da. Babacığım ama biliyorsun titiz olmaz yetmiyor. Bayağı bir steril olmaz lazım. Holding'i bekleme koltuğundaki Mutlu'nun bakışları saatinde. Yanından geçen kadın çalışanı süzdükten sonra kalktı. Tecrübe mi? Tecrübe. Denizde kum, ben de tecrübe. Evet. Ben bir önceki işimde Aslanlar Holding'in müşteri temsilcisiydim. Bizde de işler tabii bitmiyor, yoğundu. İşte nasıl diyeyim, börektir, çörektir, domates, salatalık falan biliyorsunuz. İşte öyle. Özgeçmişiniz oldukça etkileyici Mutlu Bey. Teşekkür ederim. Zaman zaman ben de geçmişime bakıp etkileniyorum. Masadalar. Neden biz?
Yani neden bizim şirketimizde çalışmak istiyorsunuz? Mutlu geçmişi hatırlıyor. Mülakatlarda çıkan banko soru. Bizimle neden çalışmak istiyorsunuz? Annem babam yüzünden. Başımın eti neydi annem baban ya? Dır 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 dır. Onları susturmak için bir de verirseniz biraz para kazanmak için. Tabii veririz canım, ne olacak yani? Önden mi istersiniz maaşınızı, sonradan mı verelim? Alındın mı şu an işe ben? Ya saçma saçma konuşma, benim de canımı sıkma ya. Bu sorunun sorulma amacı şirketimizi tanıyor musun, biliyor musun? Yoksa öyle rastgele mi geldin diye soruyorlar. Bu soruya şu şekilde cevap vereceksin. Şimdi. Epeydir yakından takip ediyorum şirketinizin faaliyetlerini. Çok özgün işler yapıyorsunuz. Ben de bu başarının bir parçası olmak, katkıda bulunmak istiyorum. Savaş takdirle gülümsedi. Peki baskı ve stres altında çalışabilir misiniz Mutlu Bey? Yine geçmişi hatırlıyor. Yo yo, baskı stres olmaz. İkisi aynı anda hiç sevmem. Tüylerim diken diken oldu duyduğum anda. Rıfkı mola. Ben gidip biraz yatayım ya. Şu an düşündükçe bittim. Evet, otur yerine ya. Bu soruya böyle mi cevap verilir? Böyle dersen seni kapının önüne koyarlar. Diyeceksin ki baskıyı severim, stres benim göbek adım. Ben baskıyı severim, stres benim göbek adım. Aynı kelimelerle cümleler değil. Değiştir biraz. Mesela diyeceksin ki abicim. Şimdi. Yoğun tempolu işlere bayılırım. Kişisel gelişimim için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Grafit madenini düşünün mesela. 100.000 atmosfer basıncı 3.000 derece sıcaklıkla buluşuyor ve ortaya elmas çıkıyor. Vay. Geçmişte Rıfkı ile salondaki masadalar. Bak bu elmas meselesini söylersen karşındaki şok olur. Kahvaltıcı. Merhabalar, kolay gelsin. Aa, hoş geldin Eda. Gayret de seni bekliyordu vallahi heyecanla. Dur bir sesleneyim. Gayret. Efendim. Aa. Eda hoş geldin. Hoş bulduk. Siz oturun. Ben de tatlı yapmıştım. Kahveyle tatlılarınızı getireyim. Tamam, sağ ol. Şey, ben değişeyim ama. Gayret kırmızı mutfak önlüğüyle. Ben tatlı almayayım Gayret. Bayağı sıkı diyetteyim. Vallahi yemezsen çok alınır. Hem el de çok hamarattır, marifetlidir yani. Ya eminim öyledir de ben... Yapma işte öyle. Sırf tatlı konusunda değil, mutfak konusunda da çok başarılı. Ya bir yemekler yapıyor, anlatamam sana. Sabahtan akşama kadar mutfakta duruyorum. Sırrını böyle bir çözeyim diye bir türlü öğrenemiyorum da nasıl yapıyor, nasıl beceriyor. Çok başarılı. Yani bazıları öyle oluyor. Ya ya, sevgi bazıları gibi değil. Çok enteresan. 40 yıllık motor ustası gibi. Geçen gün arabanın kaputunu hop açtı. İçine böyle girdi. Kablo fırlattı. Parça fırlattı. O kadar parça fırlatmaya o arabada hiç parça kalmadı. Geçti marşa bir bastı. Hop araba çalıştı. Çok, böyle bir insan olamaz ya. Çok değişik geldi bana. Sana... Enteresan. He, al sana bir enteresanlık daha. Bir şarkı söyledi burada. Var ya, nasıl da uygulandım. Tüylerimin hepsi diken diken oldu burada. Çok acayip, çok etkilendim. Ya, bir de geçen gün ne yaptı biliyor musun? Asıl önemlisi o. Şu köşeyi dönüyorsun ya. Güneş Kız Kulesi manzarasında alçalıyor. Akşam ikinci köprü ışıl ışıl. Ece ile Murat bahçeden eve yürüyorlar. Murat ışıkları yanmayan eve bakıp hayıflandı. Salondan verandaya açılan kapının önüne geldiler. Eve sadece Burcu vardı. Da yatacağım diyordu ama. Biraz erken yattı herhalde. Ya ilk iş günü ya bugün. Ama eminim heyecandan uyuyamamıştır. Murat ana kapıya yürüyor. Gel hadi. İçerisi. Bir şey söyleyeceğim. İçeri girdiklerinde ne diye bağıracağız? Yangın var diye bağıracaksın abi. Yangın mı var? Ya saçmalama abi ya. Sürpriz diye bağıracaksın. Sürpriz. Geliyorlar. Gel. Cam ışığı açtı. Şaşkınlık içinde elini ağzına kapadı. Gayret sevinçle el salladı Murat'a. Bir polis tuzağa düşürdünüz ha. Alacağınız olsun. Vallahi Burcucuğum hani Sherlock Holmes gibi çocuktu. Yani ben ve ders çalışmak. Bence buradan çözmeliydi işi. Yok. Anlardım da normalde. Bugün biraz keyifsizdim. İçinizden birine fena halde ihtiyacım vardı. Burcu, Umut ve Rıfkı üstlerine alındılar. Ama filmden kazanmışım ki bu gece hepiniz yanındasınız. Ya abi ya. Hadi yengeciğim öp de hemen başlatalım seremoniyi. Biz de öpelim. Bir dakika. Bir dakika. Bu gece benim doğum günüm, emin miyiz? Evet, tabii ki senin doğum günün. O zaman ben Armut Mutlu oluyorum. Yanlışlıkla iyi ki doğdun Armut yazmış. Tipe dizili yazı holün tavanından sarkıyor. İyi ki doğdun.
akşam. Üçüncü köprü. Murat Burcu'ya sarılmış verandadalar. Vallahi çok sıkıntılı bir gün geçiriyordum ama muhteşem bitti. Burcu gülümsüyor. Anlat bakalım. Senin ilk iş günün nasıldı? Ya güzeldi. Oradaki herkes çok anlayışlı. Savaş Bey de iyi birine benziyor. Yani onunla iyi anlaşacağız galiba. Savaş ofisindeki masasında bilgisayarından Burcu'nun fotoğraflarına bakıyor. Babasıyla yeşilliklerin önünde çektirdiği fotoğrafa gelince durdu. Kaşları çatıldı, bakışları gerildi. Sonunda. Sonunda babamın intikamını senden alacağım Tayfun oğlum. Fotoğrafa yaklaşıldı. Burcu babasına sarılmış gülümsüyor. Savaş'ın bakışları gergin. Eğik bir çizginin 360 derece dönerek oluşturduğu sarı daire içinde eve seyahatleri yerleşti. Altına film yazdı. Dağılan yoğun bir beyazlığın arkasından yeşil ormanlık alan çıktı. Üzerinden iki katlı çiftlik evine geçildi. Aslanların yaşantısındaki kah tatlı, eğlenceli, kah kızgın ve kavgalı anlar eşliğinde jenerik akıyor. Burcu, Burcu Özberk. Murat Akın Akın Özü. Gayret Ferdi Sancar. Hatice Benihan Dönmez. Vedat Hakan Salınmış. Umut Fırat Altunmeşe, Pelin Eda Şölenci, Mutlu Bora Akkaş, Sevgi Ceren Taşçı, Rıfkı, Furkan Kızılay, Çocuk Oyuncu Güneş Defne Erşen, Selin Aydan Koptur, Cem Mehmet Şeker, Ece Ece Bozkaya, Hande Hande Yılmaz ve Hayriye Zevun Sümer, Işık Şefi Hüseyin Sırlı, Finallik Sakan Çiçek, Ses Operatörü Kadir Cömert Karademir, Yapım Koordinatörü Onur Turhan, Yapım Sorumlusu Resul Eski, Kas Direktörü Tuncay Altınoğlu, Kurgu Emre Kara, Talha Bayansal, Sanat Yönetmeni Ayşegül Çiftçi, Mehmet Hakan Şahin, Kostüm Sorumlusu Dilşan Selek, Styling Nilay Ko, Yardımcı Yönetmen Burçin Akyay, Post Prodüksiyon Ehan Ertan, Drama Koordinatörü Mestan Sakallı, Müzik Serkan Çağrı. İkinci yönetmen Yücel Hüdaverdi. Görüntü yönetmeni Özkan Bal. İkinci ekip görüntü yönetmeni Faruk Ulutürk. Uygulayıcı yapımcı Zeynep Tuna. Senaryo Ayça Mutlugil. Hale Şalap, Yaşar Arak, Gülizar Vatanlar. Genel koordinatör Sibel Tuna. Yapım Esbilim. Yapımcılar Yusuf Esenkal, Serdar Öğretici. Yönetmen Başak Soysal. Ortasından çatlayarak açılan yumurtanın içinde yeşilliklerle çevrili çiftlik ve tavuklar. Yumurtanın altında aslan ailem kıyasıya sevesiye bir aile meselesi yazdı. Sabah. Yeşillikler içindeki çiftlik. Hatice çay dolduruyor. Vedat çayını yudumladı. Günaydın. 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 Burcu Hanım. Diyelim. Sen bayağı bir iş kadını olmuşsun. Tecellüt, deniz... havalı havalı bir giriş yapayım dedim de nasıl söyleniyordu o? Teveccüh kızım o, teveccüh. Teveccühünüz efendim. Burcucuğum, bak işin ilk günleri çok önemlidir. Böyle sakın sinir sinir konuşma. Böyle sevimli ol, diline hakim ol ha? Ya ben de tam olarak öyle planlıyorum Hatice teyzeciğim. Ayrıca işlerinde herkesi de kendime hayran bırakacağım. Pop bir dakika ya. Ne oluyor öyle hayranlık falan ha? Kızım geç otur, güzel güzel kahvaltını yap, öyle gider. Ay yok, oturamam Vedat amca ya. Pantolonuma falan bir şey dökülür. Üstüm kırışır. Böyle jilet gibi olmam lazım. Ay. Mutlu daha kalkmadı mı? Mutlu! Sesledim ben onu ama kalkmaz, o daha kalkmaz. Hiç boşuna uğraşmayın, dün gece delirtti beni. Bütün gece bir ağzında yok oli konichiwa komesta, yok adios, yok senyora. Susmadı. Allah Allah, o ne kim? İşte Japonca ile İspanyolcaya çalıştı anneciğim bütün gece. Beyefendi bir gecede dili öğrenecek ya. Ya işe ilk gün yalanla başlarsa tabii böyle cezasını da çeker. Fakat ben gidip kaldırayım onu, ilk günden işine geç kalmasın bari. Babacığım bence sen hiç uğraşma. Çünkü o hala İspanyolca rüyalar görüyordur. Murat çatalıyla uzattığı bir dilim salatalığı Burcu'ya yedirdi. Mutlu'nun yatağında İngilizce konuşma kılavuzu, İspanyolca sözlük ve not kağıtları. Mutlu hala uykuda. Yüzüne bir not kağıdı yapıştırılmış.
Muchos gracias yazıyor. Vedat kitapları toparlıyor. Mutlu, evladım kalk. Uyan hadi oğlum kalk. Kalk hadi güzel oğlum kalk. Yüzündeki notu da aldı. No thank you. No thank you. Hola. Como estas? Konnichiwa arigato. Maşallah ya evladım ya. İngilizce başladın, Japonca bitirdin. Festival filmi gibisin ya. İnsan kıyamıyor ki kalbiz. Hadi küçük sumum. Hadi. Aa, baba. 5 dakika daha lütfen. 5 minutes please. Oğlum bunun 5'i 10'u yok ki işe geç kalacaksın diyorum. Mutlu anında uyandı. İş mi? İş ya. Good morning. Yatakta kalanları aldı. Good morning. Vedat gitti, Mutlu doğruluyor. Giyinmiş yatağın yanında. Artık yeni bir hayata başlıyorum kanka. Bu ikimiz için de zor olacak biliyorum. Biliyorum. Yatağa bakarak konuşuyor. Seninle çok güzel günlerimiz oldu. Kah güldük, kah ağladık, kah eğlendik. Ben bazen sana ketçap döktüm, leke oldu, kızdın bana. Ama seni her zaman çok iyi yumuşatıcılarla, parfümlerle yıkadım. 30 derecede yıkadım seni. Kapşonlu, ve biz sarı birbirimize sivitin. Geri kavuştuk. Bu bir bitiş değil. Bu bir bitiş değil. Belki de başlangıç. Hem belki böylesi ikimiz için daha iyi olacak. Bakma bana öyle lütfen. Beni de ağlatacaksın. Yok ağlamıyorum. Niye ağlayayım? Gözüme bir şey kaçtı sadece. Toz kaçtı galiba. Zaten bu ayrılık işlerini beceremem bilirsin. Görüşürüz. Hoşça kal. Bırak elimi. Bırak elimi. Bırak. Yapma. Sweet'in kolunu çekiştiriyor. Ah canım benim ya. Uzanıp yatağa serili Sweet'in kolunu boynuna doladı. Alt pijaması da yatakta. Dur. Telefonunu çıkardı. Bak böyle. Fotoğraf çekiyor. Bu resmi hep yanımda taşıyacağım. Bakıp bakıp hatırlayacağım seni. Seni çok seviyorum. Ama şimdilik hoşça kal. Hoşça kal canımın içi. Hoşça kal gözümün nuru. Hoşça kal. Kalkıp yatağın yanına çöktü. Aniden atılıp sarıldı. Burcu holdeki aynanın karşısında. Ah, Burcu aç bakayım ağzını çabuk ısır şundan öyle aç aç gitme. Yavrucuğum. Ekmek. Oh. Ay sıktı vallahi. İşe geç kalacağız ya. Neredesin Mutlu? Ya tamam tamam götürürüm ben sizi. Gerek yok zaten Savaş Bey gelecek o götürür. Patronu olan Savaş Bey mi? Evet. Ne alaka şimdi? Ha yeni elemana özel servis mi yapıyor anlamadım. Biraz erken gelseydi de kahvaltıyı da hazırlasaydı bari. Ya Murat öyle halası mı ne oturuyormuş burada? Geçerken sizi de bırakayım dedi. Ben de tamam dedim. O da gelmişti zaten. Geç kalacağız geç. Ay. Ah ah yavrucuğum çok yaşa ne oldu? İnşallah anneciğim ama galiba pek şansım yok ya. Sabah bir uyandım. Kulağı astım bronşit. Üçü birden beni bulmuş ya. Kıyamam ateşin var mı? Dokunma dokunma var tabii var ateşi ben buldum sanki bulaşır falan. Ya ben bu halde var ya kesinlikle işe gidemem ya ne yapacağım ben? Aa ya Vedat müdürün beni ta eskilere götürdü ne dersin? Evet biraz nostalji oldu. Ya değil mi ne günlerdi. Ya o zaman da bu çocuk böyle numaralar yapardı. Her gün okula gitmeden önce hastalanırdı mesela. Mutlu ya. Çantasıyla döndü. Ya ne alakası var ya? Hapşır! İnsan bu kadar güzel numaradan hapşırabilir mi? İş başvurusu için yalandan CV hazırlayan adamdan her şey beklenir. Hadi bakalım iş başına marş marş. Hapşır hapşır! Yürü yürü. Hadi güle 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 güle. Hapşırmış. İlk gün çok zor geçti. Hayırlı işler size. Hadi, hadi bakalım. Güzel çocuklarım. Ailede de böyle sahtekar yok ama. Yetiyor bir tanem. Havuz tarafından Pelinler'in villası. Hapşır! Salondaki kanepede yatıyor. Çok fena oldun sen. Bir ateşine bakalım senin. Dereceyle gelip oturdu sehpaya. Derecenin kapağını bıraktı. Gel bakalım. Kol altına. Oh çok soğuk ya. Ay, Umut dereceyi ısıtamazdım herhalde. Vallahi biz küçükken ısıtıyorduk ha. Annem de panik atak geçiriyordu. Vedat çabuk bak bakayım o 41 mi ben mi yanlış görüyorum diye böyle. Hareket etme sen dur. Pelin sen beni bırak en iyisi işe git. Hadi geç kalacağım bebeğim hadi. Ben izin aldım bile. Seni bırakıp gider miyim hiç böyle? Ya seni yerim yerim yerim. Ah pardon. Çok yaşa aşkım.
Dur bakalım. Dereceyi aldı. Kaç olmuş ateş? 38,5 olmuş. Dur ben sana güzelce bir kahvaltı hazırlayayım. Sonra ilaçlarını alırsın kendine gelirsin. Ya benim canım kahvaltı istemiyor ya. Biz hastayken annem bize tavuk suyuna çorba yapardı. Tamam ben de hemen yaparım. Zaten bildiğimiz tavuk suyu çorbası değil mi? Hemen yaparım. Sen yeter ki iste. Yok. Ya bildiğimiz tavuk suyu çorbası değil. Annem tavukları tek tek böyle yakalardı. Ümüğünü sıkardı, suyunu çıkartırdı. Ona çorba yapardı sonra. Bildiğimiz tavuk suyu çorbası Pelin tabii ki. Tamam ben hemen yapar gelirim sana. Sen üstünü örtme tamam mı? Aç birazcık şöyle. Tamam tamam. Ateşin var senin. Örtme üstünü. Umut somurtarak Pike'yi boynuna kadar çekti. Çiftlik. Ah! Ah! Ha. Benim bacaklarıma inme indi galiba. Yürüyemiyorum ya. Beni ya. Bırakın siz gidin ya. Bırak. Evet sürünürüm. Murat ceketini arabaya koydu. Ne? Ya senin bu numaraları artık kimse yemiyor biliyorsun değil mi? Mutlu kapıda yatmış kalktı. Ah çok sıcak araba. Ne yapıyor ya? Oğlum bak ben sana ne diyeceğim. Sen iş yerine gidince her şeyi dürüstçe açıkla. Ne İngilizce, ne Japonca, ne İspanyolca hiçbirini bilmiyorum de. Hatta Türkçe'de bile zorlandığını söyleyebilirsin. Ne alakası var? Benim Japoncam var biraz. Okuma yazmam yok. Tabii. Ben en iyisi gideyim istifa edeyim ya. Ah. Ya Mutlu istifa etme. Senin onca yıllık emeğin var. Ya, istifa edersen tazminat alamazsın. Yapma oğlum. Sen yıllardır o şirkette çalışıyorsun. Bak sonra gidersin şirket batar falan. Ama ben de daha yeni başladım işe ama olur mu? Ya dalga geçmeyin mutsuzluğumla please. Ayrıca nerede bu Savaş Bey? Bak bekletiyor saat kaç oldu ya. Sen gidince bütün gerçekleri anlat. Kovarlarsa da yapacak bir şey yok. Zaten düne kadar işin yoktu. Değişen pek bir şey olmayacak. Günaydın çalışan people'lar. Rıfı hayırdır sabah sabah? Kardeşimi işe uğurlamaya geldim ya. Onun ilk günü bugün. Hayırlı olsun Buracığım. Hala hayırlı olsun Buracığım diyor ya. Zaten işin başından aşkın. Yaklaşan jipi gördüler. Aa Savaş Bey geliyor ve geldi. Tam bir patron. Güneş gözlüğü takmış, mutlu ceketini ilikledi. Günaydın Savaş Bey. Günaydın. Günaydın. Siz zahmet etmişsiniz, ben bırakacaktım. Yok canım ne zahmeti, zaten yolumun üstü. Hadi bakalım yavaş yavaş geçelim şirkete. Öne ben oturacağım. Kolay gelsin kanka. Görüşürüz. Burcu Hanım, mesaiye geç kalmayalım. Murat bozuldu. Görüşürüz sevgilim. Hadi. Burcu binmeden mantosunu çıkarıp araca koydu. Mutlu eğlence peşinde kolunu camdan çıkarıp Burcu'nun kapısını kapattı. Murat el salladı arkalarından. Rıfkı mahzun mahzun boynunu büktü. Başını Murat'ın omzuna yasladı. Murat gülerek başını sevdi Rıfkı'nın, kolunu omzuna doladı. Gayret yatağındaki büyük hediye kutusunun kapağını kapatıyor. Yatakta kırmızı kurdeleler. Oğlum sen dükkana gitmedin mi ya? Gideceğim ben birazdan gideceğim. Hediye paketi mi yapıyorsun? Hediye paketi yapıyorum. Yapamaz mıyım acaba? Bana yasak mı hediye paketi yapmak baba? Yok oğlum niye yasak olsun? Yaparsın. Bu sana Amerika'dan gelen temizlik şey değil mi? Temizlik gitti. Allah Allah sen kendi kullanmaya kıyamadın. Şimdi başka birine hediye edeceksin öyle mi? Kim bu şanslı kişi? Sevgi. Sevgi demek. Geçen gün benim gömlek çok fena kirlendi. Leş gibi oldu. Sevgi yıkadı güzel ütüledi. Ben de karşılığında teşekkür olsun diye bu hediye yaptım ama hediye götüreceğim. Bitecek bir şey yok yani. Çok sevindim sevgiyle iyi anlaşıyor olmanıza. Ne demek istiyorsun baba? Çıkar ağzındaki bak bey. Basit bir hediye işte. Niye anlam yüklüyorsun? Ne anlam yüklemesi oğlum? Bir şey yüklemedin mi? Ya, anladım sen onu anladım. Hani neyi anladığımı bile anlamadım yani o derece. Sen şimdi benim sevgiden hoşlandığımı düşündün ama hiç alakası yok. Öyle bir şey yok. Allah Allah ben şimdi öyle mi düşündüm yani? Ya baba ya var ya sen çok fena oldun başıma ha. Yok diyorum öyle bir şey. Tamam oğlum tamam Allah Allah. Bileceğim kapının önünden geçmezdim zaten. Gitti. Gayret kurdeleyi bağlarken kendi kendine gülümsüyor. Şahane bir çorba yaptım aşkım. Bunu içince hiçbir şeyin kalmayacak. Tepsiyle geldi. Ne çabuk yaptın ya. Benim sevgilim ister de ben ona hemencik yapmaz mıyım? Ya anneminki gibi kokmuyor ki ya. Kokmuyor hatta yani. Kokmuyor olabilir yani illa
Anneninki gibi kokmasına gerek yok Umut. Tadına bak bakalım. Ayrıca senin burnun tıkalı tabii kokmaz yani. Hadi al bakalım. Yani tamam hadi burnun koku almıyor da gözümle mi görmüyor? Gözüm görüyor yani. Bulanık mı görüyorum? Umut. Bulanık görüyorsan bulanık bir çorba bu. Umut iç hadi şunu. Eliyle içiriyor. Hmm. Nasıl olmuş? Umut zoraki gülümsedi. Yani. Yani terbiyeli yapsaydın keşke. Evet Umut keşke terbiyeli yapsaymışım. O zaman içtiğinde belki sen de terbiyeli olurdun. Ya hastayım zaten ya. Yapma şöyle şakalar komik komik ya. Hasta olmasan sana yapacağımı bilirim ben zaten. Sinir içinde gitti. Umut suratını ekşite ekşite sehpadaki çorbaya uzandı. Çaktırmadan yanı başındaki saksıya döküp üstünü toprakla kapattı geri yatıyor. Sabahtan kalktım da ezanda sesi var. Kahvaltıcı da paspas yapıyor. Hediye kutusuyla gelen Gayret kapıda durup tebessümle dinledi. İçeri giriyor. Hop! Hop. Dur bakayım. Yerleri daha yeni sildim. Şunu şöyle bir ayağını sil. Temizlik paspasına. Ben sevdim onu. Dur. Şimdi. Paspası kovaya daldırdı. Aynı hareketi bir daha alalım. Sil iyice şöyle bir. Gayret zevkle siliyor. Ya Sevgi her zaman her yerde en doğru şeyleri yapıyorsun ya. Yani işte ben de böyleyim. Ne yapacaksın? Şimdi girebilirsin. Gayret kutuyu masalardan birine bıraktı. Sevgi işiyle meşgul. Bak masada ne var? Ne var? Toz mu var masanın üstünde? Bak. Bu ne? Sana hediye aldım. Bana hediye mi aldın? Ay Gayret, inanmıyorum ya. Kurdeliği çözüp kapağı açtı. Çok teşekkür ederim Gayret ya. Ben bu temizlik kitini ne zamandır arıyordum, bulamıyordum. İnanmıyorum, çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Sevdiysen ve sevindiysen ne mutlu bana. Ben teşekkür ederim. Sevgi kutuyu kapattı. Gerçekten. Çok teşekkürler. Kanka harikasın. İçeri gitti. Kanka mı? Holding. Masada dünyanın en mükemmel insanı yazılı içecek kupası. Yazının altında Mutlu'nun pozusunu gösterdiği bir fotoğrafı var. Mutlu masada önündeki telefonuna bakarak kara kara düşünüyor. Burcu fark etti. Uyuyor musun sen? Yok ya ne uyuması? Ben de uyuyacak halim kaldı. Keşke hiç gelmeseydim ya. Ne yapacağım ben şimdi? Burcu yanına gidip oturdu. Şimdi Dacım gidiyorsun Savaş Bey'le konuşuyorsun. Ve abinin dediği gibi her şeyi anlatıyorsun. Söylemesi kolay. Ha, yazması da kolaymış. Öyle bol keseden sallamışsın işte her şeyi. Nasıl ne yapayım ya? Git Savaş Bey de ki Savaş Bey... Ben Japonca bilmiyorum ama işe alınmak için böyle böyle yazdım de. İspanyolcayı da bilmiyorum. Evet tabii. İngilizceyi de. Ha, bir de o var. Oxford'la Harvard'ı saymıyorum bile. Uf, Mutlu, uf amma abartmışsın ya. İşte git söyle kurtul hadi kalk. Kesin kovacak. Mutlu. Ya seni gerçekten kovarsa? Hayatın mahvolur. Bütün gençliğin gider yani her şey mahvolur. Ya saçma sapan konuşma ya. Kovarsa ne demek? Zaten iki saat önceye kadar senin işin yoktu. Git söyle kurtul. Hadi. Hadi kalk. Hadi kalk. Evet ya. Söyleyeceğim kurtulacağım ya. Evet. Vazgeçip geri oturdu. Ne oldu ya? Söyleyeceğim gidip. Çay koymuştum. Sıcak daha. Soğumasın içeyim öyle gidip söyleyeceğim. Keyifle yudumladı. Gördün bunu. Kupadaki fotoğrafını gösterdi. Dünyanın en mükemmel insanı, mükemmel olmak istiyorsan git konuş yalan söyledim de. Onu söyleyeceğim. Emniyet. Devran, Burcu'nun yeni işi nasıl? Memnun mu? Bilmiyorum valla şimdilik iyi gözüküyor. Ne o? Sen pek memnun değil gibisin. Yok kafam takıldı patronuna. Böyle biraz fazla samimi gibi de. Kıskandın mı? Yok yani kıskanma değil de ne bileyim adam bir tuhaf geldi bana. Ay vallahi ben Savaş Bey'le tanıştım. İnanılmaz yakışıklı, inanılmaz centilmen bir adam.
Yani Allah herkese öyle patron versin. Pardon? Senin patronların da bence hiç fena değil, ha? Ya çocuklar, ben öyle demek istemedim. Saçmalamayın. Siz de çok yakışıklısınız. Bir tanesiniz ama... Yani Savaş Bey'in böyle bir farklı bir havası var, farklı bir tarzı var. Çok iyi birine benziyor ayrıca. Vallahi orasını bilemem. Yani görünüşte iyi ama... İçimde o adamla ilgili tuhaf bir his var. Bakalım. Göreceğiz. Savaş ofisindeki masasında. Efendim Erdal? Ha, bu güzel haber işte. Demek Tayfun Olgun'un avukatı davadan çekiliyormuş ha? Bu sefer fena korkuttuk demek. Sen bozma, bozma. Aynen devam. Aynen devam. Tamam, tamam. Ben sana dosyayı bakıp gönderiyorum hemen adresi. Hadi görüşürüz. Telefonu masaya koyup sevinçten bacağını vurdu. Gel. Evet, Savaş Bey. Müsaitseniz sizinle önemli bir konu konuşmak istiyordum ben ama. Müsaitim Mutlu. Zaten ben de seni çağıracaktım. Bir dosya vermem lazım sana. Neydi konu? Savaş Bey şöyle. Size yolladığım CV hakkında söylemem gereken birkaç bir şey var. O özgeçmişte bir iki pürüz. Wow. Çantadaki saatleri saatlere gördüm. Saatlere bak. Ha? Saatler hepsi sizin Savaş mi? Savaş panikledi. Saatler. Benim ya saatler. Vay be. Koleksiyon yapıyorum da ben. Çok iyiymiş Savaş Bey. Bu bayağı pahalıdır tabii bunlar. Yani her güzel şeyin bir bedeli olduğu gibi bunlar da biraz pahalı. Çok iyiymiş. Tak bir tane. Ben mi? Yok yok Savaş Bey, yok olmaz. Ya. Çok pahalıdır bunlar, ayrıca koleksiyonunuzu bozmayayım ben. Ya al tak bir tane. Yok ya, takmayayım ben. Sağ ol. Bir tanesini çıkardı. Bak bu tam sana göre. Al tak. Ama. Ya ne ama, tak işte. Bak kovarım ha. Al tak çabuk. Takayım o zaman ben. Şey yapmayın siz. Takarım. Siyah kayışlı. Savaş stres içinde yüzünü ovuşturuyor. Ne diyordun sen? Bir şey diyordun. Özgeçmiş dosya sorun. Şey özgeçmiş mi? Önemli bir şey değil. Bir eksik vardı da ben onu söyleyecektim. Ben Flemenkçe'de biliyorum. Onu yazmayı unutmuşum özgeçmişime. Flemenkçe'de biliyorsun. Evet. Unuttun. Aynen. Mutlucuğum maşallah ya. İki sene iş almışız. Sağ olun Savaş Bey. Görüşürüz. Aa Mutlu. Dur, sana dosya vereceğim ya. Çantayı masanın altına yerleştirdi. Mutlu sevinçle saate bakıyor. Mutlucuğum, sen şimdi müşterilerin çoğunu öğrendin. Hı hı. Şimdi sıra geldi en önemli müşterimize. Japon iş adamı Takashi Suzu. Bizim en önemli müşterimiz. Takashi Suzu mu? Hı hı. Bir hafta sonra Türkiye'ye geliyor. Bir hafta mı? Bir hafta, bildiğimiz bir hafta. 7 gün olan bir hafta. Evet. Onunla senin ilgilenmeni istiyorum. Mutlu sıkıntıyla kafa salladı. Dosyayı alıyor. Yani şimdi... Düşündüm de bir Savaş Bey... Ben daha şirkete çok yeniyim hani. Bu en önemli müşterimizse eğer. Ya yenisin de... Şirkette Japonca bilen de bir tek sensin. Doğru, bir tek ben tabii Japonca biliyorumdur. Dosyaya baktı. Baştan aşağı Japonca. Özgeçmişine ileri derecede Japonca biliyorum yazmıştın. Tabii biliyorum zaten. İleri derece benim Japoncam ya. Ben rüyalarım bile Japonca görürüm. Sabah uyanınca Türkçe çeviririm ya. İşte ondan sana güveniyorum Mutlu. Bu dosyada müşteriyle ilgili bütün bilgiler var. Sıkı çalış, tamam mı? Bu iş sende. Mutlu dosyayı inceliyor. Sorun yok değil mi? Mutlu dosyayı yumrukladı. Yok canım, ne sorunu yani? Hiçbir sorun yok ya. Ben bir an bakınca aklıma eski anılar geldi. Ben Japoncam bazen kayıyor benim. İmparatorluk Japoncası kullanıyorum da burada bir iki kelime görünce aklıma o geldi. Tokyo'da falan hep karışıyor, insanlar ne dedi falan oluyordu. Ha. Tamam işte. Bu dosya sende Mutlu. Hı hı. Sıkı çalış, bu işi hallet. Ben de. Watashi wa. Watashi wa kendi. Koşarak gitti. Savaş dosyayı çıkardı, çantayı masadan alıp yere bıraktı, oturuyor. Kahvaltıcı da telefonuyla meşgul. Ekranda Mutlu ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafları. Galeriye girdi, kendi fotoğrafını yakınlaştırdı, üzerinde oynuyor. Yanından geçen genç bir çift kapıya yöneldi. Gayret arkalarından el salladı. Rıfkı'nın yanına geldi. Ne yaptığını anlamaya çalışıyor. Rıfkı izlendiğinin farkında değil. Suratı 5 karış. Rıfkı irkildi. Neyin var senin?
Sessiz sessiz oturuyorsun burada. Bir şeyim yok ya. Gayret ikna olmayıp imalı bakarak kafa salladı. Yanına oturuyor. Ellerinde her zamanki gibi steril eldivenler var. Yo yo, senin garanti bir şeyin var. Ben anlarım çünkü. Bana bak, yoksa Mutlu'dan ayrı kaldın, onu özledin diye mi böyle yapıyorsun? Ne alakası var ya? Mutlu'yu falan özlemedim. Benim Mutlu diye bir arkadaşım yok artık. O nasıl laf? Vallahi senin ağzına ben acı biber sürerim ha. Doğruyu doğru. Ben bir garson parçasıyım. O plazalarda beyaz yakalı. O lüks biçlerin çocuğu. Ben halk plajlarının garibanıyım. Aa, niye böyle ezik edebiyatına bağladın sen Rıfkı? Hayırdır? Ya sabah Mutlu'yu işe uğurlamaya gittim. Hayırlı olsun diyecektim. Yüzüme bile bakmadı. Patronunun lüks arabasına bindi, çekip gitti. E çocuğun hayatında ilk kez işi olmuş. Heyecanlanmıştır. Seninle ne alakası var? Niye alınganlık yapıyorsun? Sevgi, çok doğru söylüyorsun. Gerçekten her konuda haklısın ya. Sen niye anlıyorsun? Allah Allah. Siz yıllardır kankasınız oğlum. Yok, demek ki insanlar değişebiliyor. Mutlu 4 yaşında da tembeldi. Şimdi de tembel. Değişmez yani. Bak, ben ne diyeceğim şimdi? Ben bu kurabiyeleri paketleyeyim. Sen de Mutlu'ya ilk iş günü hediyesi olarak götür, ha? Götürmem. Ya götür. Götür de kendi gözünle gör hiçbir şeyin değişmediğini. Ya sen nasıl harika, nasıl mükemmel bir insansın ya. Gene bir fikir buldun. Götür! Yani övünmek gibi olmasın ama bütün iyi fikirlerin telifleri bendedir kanka. Kanka dedi. Sütü düşüverdi. Gökdelenlerin olduğu mevkide yan yana iki işlek yol. Mutlu dosyayı inceliyormuş gibi yapıyor. Yanından bir çalışan geçti. Böyle alfabem olur ya. Bu ne böyle, doğru mu tutuyorum, ters mi tutuyorum onu bile anlamadım ya. Tamam, Japonlar akıllı adamlar da ille dilini puzzle gibi mi yapacaksın? Böyle alfabe mi olur ya? Kendi alfabemin gözünü seveyim ya. A'sını B'sini seveyim. Yumuşak G'yi bile seviyorum şu an. Keşke demin bütün gerçekleri söyleseydim ya. Hayır. Olur mu canım öyle şey? Hayatta olmaz. Direkt söyleseydim kurtulsaydım ya. Saate tutuldu. Şunun güzelliğine bak. Direkt kovar beni ya. Direkt kovar beni. Hayır. Belki küçük bir bölümünü söyleyebilirdim. En azından derdim ki Japonca bilmiyorum. Japonca bilmiyorum. Oxford, Harvard'da Japonca mı öğretiyor? Yani ne olur geri kalan varmış gibi. İspanyol biri gelene kadar kalırdık burada. Şunun güzelliğine bak ya. Bu bebeği görünce insanın dili tutulur. Ki senin tutuldu Mutlu, normal. Şu an Ali, çok saçma şeyler düşünüyorsun sen. Şu an şunu düşünmen lazım. Böyle mi daha iyi? Yumruğu böyle. Yüzünde poz kesiyor. Şu... Dur şöyle. Kardeşim, ilk iş gününde sana kurabiye getirdim. Saatin nasıl Rıfkı? Güzel. Patronum hediye etti. Savaş Bey var ya, bundan sonra en sevdiğim arkadaşım ya. Hastasıyım, şuna bak ya. Kurabiye? Ne kurabiyesi Rıfkı? Çalışıyorum, görmüyor musun? Sözü kokuyor. Se, saat, ji, nanji, saat kaç? Soruyorsun. Nanji? Umut hala kanepede. Nazlı kocacığım benim. Çorbayı nasıl bir dikiş değiştiysen şimdi ıhlamur da öyle içeceksin. Sana ıhlamur yaptım. Ay, çok güzel. Ellerine sağlık. Onun içinde tarçın kabuğu var mı? Yok. Elma kabuğu? Yok. Bal? Yok Umut. Ya böyle ıhlamur olmaz ki ama ya. Hiçbir şey yok ki bunun içinde ya. Ya ne bu ıhlamur, ıhlamura benzemiyor. Bırak annemin ıhlamurunu bırak. Tepemi tasını attırma Umut. İç şunu, iyi gelecek diyorum ya. Yeter artık. Umut yarım doğrulup cam kupayı aldı. Daha kötü de olabilir ama bak. Aha. Şu, koyar mısın ya? Belini aldı, sehpaya bırakıyor. Telefonumu alabilir miyim? Alabilirsin Umut. Alamıyorum, alabilir miyim? Pelin sehpadan alıp verdi. Aa, alo anne. Anne çok kötü hasta oldum ya. Oo, domuz gribi oldum, kuş gribi, at gribi. Ortaya karışık her şey oldum ya. Çok kötüyüm. Yok, öküz gribi Umut. Vallahi ölüyorum bak. Şeyimi, bu deri çantamı Murat abime verin. Fotoğraf makinesini Mutlu'ya verin. Dosyaları da Gayret abime verin.
çok kısa bir ömür paylaştık sizle. Hepinizi çok sevdim. Çok kötüyüm ya, nefes alamıyorum anne. Evladım ne sayıklıyorsun? Ay ateşin çıkmış senin. Ya, gel de helalleşelim bari, son bir kez gel. Gel Allah, nalları dikmeden gel çabuk buraya. Ya sen yap, ben şimdi çok, geliyorum. Tamam, çocuğum. Tamam bekliyorum. Annem geliyor. Gözün aydın. Sağ ol. At, götür bunları, tepsileri kaldır artık. Cem bir dosyayla Murat'ın ofisine koşturdu. Devran, annenle babanın fotoğrafındaki apartmandaki ev sahibinden kiracısına herkesin iletişim bilgileri ve kimlik bilgileri. Süpersin be Cemo. Hadi inşallah bir şey buluruz. İnşallah. Holding. Harika. Çok güzel. Kurabiye. Kardeşim sen de almaz mısın? Eskiden çok severdin. O eskidendi Rıfkı. O eskiden de, eski günlerim bitti artık. Bak ben meşgulüm, çalışıyorum, işim var benim. Rıfkı bozulup yanından uzaklaştı. Mutlu. Sakin, Savaş sakin. Bey buyurun. Ya şu haftaya gelecek Japon misafirimiz vardı ya. Evet. Bir karışıklık olmuş, onun uçağı bugünmüş. Yarım saat sonra iniyor. Sen hemen şoförle fırla onu karşıla. Nasıl bugün olur efendim? Nasıl böyle bir şey olabilir ama ya? Belki hazır değiliz biz. Belki ev haliyiz ya şu anda. Nasıl gelebilir? Ya Mutlucuğum. Tamam biliyorum, dosyayı hazırlanamadığın için biraz gerildin ama şu an hiç lüzumu yok gerçekten. Tek ihtiyacımız olan şey dil. Aynı dili konuşmak. Senin Japoncan bizi kurtarır. Tabii ki Japoncan var ve kurtarır ama ayrıca ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu adam kesin pinti. Aynı zamanda cimri. Çünkü bakın erken rezervasyonla ucuza almak için almış bileti. Hop erken geliyor son dakikada. Pinti veya cimri geliyor. Savaş Bey, şoför beyin işi rahatsızlandı, hastaneye gitti. Bilginiz olsun. Hah, geldim ben şimdi, üst üste geliyor işte. Taksiyle de gidilmez ki bu adama. Belki metrobüs çok yazar ya. Rıfkı. Rıfkı var Savaş Bey. Rıfkı çok iyi şofördür, o götürsün. Aa, ne haber? Sen kullanır mısın? Estağfurullah beyim. Ben kim? Koskoca şirketin şoförü olmak kim? Ben arkadaşları tarafından sırtından hançerlenmiş, dostlarının yüzüne bakmadığı gariban, öksüz, yetim Rıfkı'yım. Rıfkı, şişt! Sen benim en yakın arkadaşımsın, en sevdiğim arkadaşımsın. Kullanırsın tabii, çok da iyi kullanır efendim. Bayağı iyi. Kullanırım beyim. Kullanır mısın gerçekten? Kullanırım. E tamam hadi, siz ikiniz fırlayın, çabuk. Aa Mutlu. Takashi Bey çok titizdir ha. Bak dosyada her zaman kaldığı otelin adı yazıyor. Hemen yoldayken rezervasyonu yap, sıkıntı çıkmasın. Hadi çabuk, göreyim sizi. Hadi, hadi gidelim ne olur. Rıfkı ne oluyor ya, bir dur ya. Oğlum bittim ben, bittim. Japoncam yok benim, ne yapacağım? İşaret diliyle mi konuşacağım? Efendim, hoş geldiniz. Her zaman kaldığımız otelimiz buydu. Oğlum saçma sapan hareketler yapma ya. Hadi, hadi kalk. Hadi gidiyoruz hadi. Hallederiz ya. Dosyayı almadan gittiler. Hatice mutfaktaki pencereden gelen ışıkta iki kavanozu inceledi. Hazırladığı bavula yerleştiriyor. Biri bal, biri turşu. Bavulda 30'lu yumurta viyolü ve başka şeyler de var. Hatice iki kavanoz daha aldı. Biri salça, diğeri kornişon turşu. Buzdolabından paketli büyükçe bir çiğ tavuk çıkardı. Hayırdır Hatice'm ya? Yolculuk nereye? Ay Vedat, aklımı aldın ya. Umutlara gidiyorum. Çocuğum çok hastalanmış. Gidip ona bakacağım. İyi sen git de. Yani mutfağı niye götürüyorsun onu anlamadım. Vedat, onlar hamburgerle, pizzayla beslenen çocuklar. Onların mutfağında ne arar? Nane, maydanoz, dereotu götürmem lazım işte. Hatice'm onların da kendine göre bir düzeni var. Karısı var adamın, bakar karısı ona. Annesi baksın. Ha Vedat, kuzusuna annesi baksın. O şimdi çok nazlanmıştır. Annesinin yemeklerini yemeden iyileşemez. Dur bakalım, şunu kapatalım. Bavul kapanmıyor. Ay, bu kapanmıyor ya. Otursana şunun üstüne, bir bastırsana. Ne oturacağım üstüne? Salı pazarı gibi doldurmuşsun içini. Kapanır mı? Al. Semaver çıkardı. Aa. Ne bu? Semaver. Nasıl girmiş ki bu? Allah Allah. Nasıl girdi acaba? Kim soktu bunu? Evet. Semaver çıkınca bavulu kapatabildiler. Holding. Alo, Aziz Bey. Sağ olun, siz nasılsınız? Savaş bir dosyayla geldi. Babamla ilgili bir haber mi var? Kötü bir şey mi oldu? Yani neden yüz yüze görüşmemiz gerek? Anladım. Tamam Aziz Bey, geleceğim. Tamam, sağ olun, kolay gelsin. Önemli bir şey mi?
Babamın avukatı aradı da, yani onunla ilgili bir haber var sanırım. Ben bugün biraz erken çıkabilir miyim? Yani biliyorum işe de daha yeni başladım ama. Tabii tabii çıkabilirsin. Merak etme, zaten önemli bir şey yoktur. Siz bir şey mi diyecektiniz? Ha şey, bu dosyaya bakar mısın? Ha tabii ki. Göz gezdiriyor. Savaş yüzüne eğildi. Burcu. Burcu mahzun baktı. Bak, yardımcı olabileceğim bir şey varsa lütfen çekinme, tamam mı? Murat geldi. Şş, hadi asma artık o güzel yüzünü. Bak kim üzüyorsa seni döverim ha. Ha gülüşte şöyle bak ne güzel. Murat huzursuz oldu, yanlarına yürüyor. Hoş geldin. Sarıldı. Ben sizi yalnız bırakayım. Konuşacaklarınız vardır. Kapıya yürüdü. Burcu oturması için başıyla Murat'a işaret etti. Masasına geçiyor. Murat oturdu. Ya kanka neden bunları taktık ya? Adam kendini yuvasında hissetsin diye. Oğlum adam bir de canım harekeri çekiyor derse ne yapacağız o zaman, kendimizi mi keseceğiz? Yok sen böyle konuşmaya devam edersen ben kendimi keseceğim. Oğlum sen kendini keseceksin de adamla biraz konuş. Sus pus oturuyorsun. Adam oradan bön bön bakıyor. Yemin ederim sepet gibi adamsın ya. Oğlum biz niye kısık sesle konuşuyoruz? Adam Türkçe bilmiyor ki. Bak. He doğru. Sen şimdi kardeşini izle. Söyle bakayım. Takashi-san. İyi misin? Okey gidelim. İyiyim. Uzun yolculuktan dolayı yorgun otele gitmek istiyorum. Otele gitmek. Oğlum ne söyledin, adam sinirlendi birden ya, küfür mü ettin oğlum adama? Yok ya, ben sabaha kadar bu kelimeye çalıştım oğlum, gayet düzgün söyledim. O genki deska. Oğlum adam suşi üzerine ayran içmiş gibi bakıyor ya, Allah Allah. Bir konuş, bir şeyler söyle şuna ya. Ne diyeyim ya? Oğlum işte ısıt ortamı ya, halini attığını sor, bir şeyler sor. Japonca bilen sensin. Takashi-san. Bir an önce otele varmak istiyorum. Otel diyorum, otel. Ha oğlum anladım. Otele diyor ya. Otele diyor adam. Notere diyor oğlum. Notere gitmek. Ne alaka? Otel diyor geldiği adam. Takashi-san hiç merak etme. Biz var gitmek otele. Sen uyuyacaksın otelde. Merak etme. Okazaki, Nagatomo, Inamoto, Kagawa. Ha? Kanka Japoncan çok akıcı ya. İnanılmaz yani. Biraz daha konuşursan adam ana dilini unutacak. Dalga mı geçiyorsun bana? En azından erkenden anlıyorsun kardeşim. Otele. Sevgi kırmızı önlüğünün bağını çözmeye çalışıyor. Ya tırnağım acıdı ya. Of. Düğüm olmuş. Ya gayret yardım eder misin? Ederim. Açarım ben. Dur. Düğüm bel arkasında. Ya tamam of, bana fenalık geldi. Vallahi keselim atalım o zaman bunu. Ya yok biraz dur. Ne kokuyorsun sen? Saf çamaşır suyu bu. Ay hemen nasıl bildin? Mutfağı sildim çamaşır suyuyla. Demin o silmiştir üstüme. Bir şey söyleyeyim, bu çamaşır suyu kokusu dünyanın en güzel parfümü. Çıkaracağım şimdi. Vedat geldi. Hallerine bakarak imalı gülüyor. Günaydın çocuklar. Ay, günaydın. Ne yapıyorsunuz siz ya? Vallahi bir şey yapmıyoruz. Sevginin önü düğüm olmuş böyle. Düğüm. Tövbe yarabbim, nasıl düğümlenmişse. Ben de onu açmaya çalışıyordum. Ya, çok büyütecek bir şey yok şu an. Yok bir şey büyüttüğüm falan yok evladım. Daha bir şey satılmamış ya. Börekler mörekler duruyor öyle. Ay vallahi sabahtan beri sinek avlıyoruz Vedat amcam. Biz sinekleri avladık. Biri o köşede, bir köşede. Sevgi o köşedeki sinekleri avladı. Ben de buradakileri avladım. Birbirimizden çok uzak. Bir şekilde sinek avladık. Uzağız. Ben bir çay koyayım sana. Ha iyi olur kızım ya. İyi olur ya. Sevgi gitti. Ha baba. Zannettiğin şey var ya. Zannettiğin gibi değil. Öyle bir şey yok. Ne zannetmişim oğlum ben? Ya ne zannetmişmiş. Hadi oradan. Ben biliyorum. Sen şimdi bir sevgiyle böyle yakın görünce aramızda bir şey var sandın ama ya, vallahi yok. Vedat'ın omzuna vurdu. Gel baba, sen de sahtemsin yavaş. Böyle hemen ön yargılar falan. Hiç hoş mu? Ne ön yargısı oğlum? Ön yargı bir şey yok ya. Yok mu? Yok. Ama kafanın içinden geçenler var ya, onun bir gerçekliği yok. Yani sen şimdi benim aklımdan geçenleri mi okuyorsun? Ha, kafamın içinde aklım var ve ben o aklımdan geçenleri okuyorum. Böyle de nalet bir huyum var.
Tövbe tövbe. Çekil git başımdan oğlum. Birkaç gazeteyle oturdu. Ben gideyim desem yalnız başına bu kafanda kurduğun yalan yanlış şeylerle baş başa kal değil mi? Ha, öyle bir şey yok. Baba efendi diyor bu işi. Açıklığa kavuşturana kadar şuradan şuraya gitmiyorum ben. Tövbe tövbe. İyi misin oğlum sen ya? Daha iyiyim. Düğüm çözdüm sadece. Sevgi çay getirdi. Ver kızım ver. Aç düğümünü. Ya çok düğüm o. Aç. Açamam. Holding. İyi o zaman akşam alırım ben seni. Beraber yemek yemeye gider miyiz? Gideriz tabii. Aa Burcu. Bu yarın sabah Japon misafirimize toplantımız var. Ben onu sana söylemeyi unuttum. Bu gece biraz çalışmamız lazım. Kalabilir misin? Yüzü düşen Burcu Murat'ın tepkisine baktı. Yani mahsuru yoksa. Tabii ki Savaş Bey, tabii ki kalırım. Savaş gülümseyip gitti. Murat huzursuz gözlerle arkasından bakıyor. Pelinlerin villası. Ah güzel çocuğum benim, bir tanem benim. Bak şimdi bu çorbayı iç. Bu çorba anne çorbası, antibiyotikli gibidir. Hiçbir şeyin kalmayacak. Mis gibi kokuyor anneciğim vallahi. Limonda sıkalım. Pelin surat asıyor. Evet. Hadi bakalım. Bakalım şimdi nasıl yiyecek. Aç bakalım ağzını, uçak geliyor. Umut kaşığı bırakmak istemedi. Ay Umut. Oh şükür. Anne bir daha yapsana anne. Evet ya bir tane daha yapıyoruz. Uçak geliyor. Ay canım benim ya Umut'um. Pelinciğim. Umut küçükken çok iştahsız bir çocuktu. Ben onu hep yemeklerini böyle oyun oynatarak yedirirdim biliyor musun? Ham. Yani büyüyünce de pek bir şey değişmemiş ama. Nasıl oldun? Daha iyi misin? Vallahi daha iyiyim anne. Senin yemeklerin var ya 10 numara 5 yıldız ha. Kimse senin elini su dökemez. Herhalde dökemez. Dökemez. Pelinciğim sen çorbanın devamını Umut'a yedir. Ben size birkaç kap daha yemek yapayım canım. Ay yok hiç zahmet etmeyin ben hallederim. Dur. Yok. Gerek yok ya. Annem yapsın. Annemin yemekleri şifa hem de. Of. Ben yaparım kızım. Ben 2 dakikada yaparım şimdi sen merak etme. Hadi gittim bile. Pelin sinir içinde oturdu. Sehpadaki tepsiden çorbayı aldı. Uçakla yapsana. Uçakla yap uçakla. Kaşığı neredeyse gırtlağına sokuyordu. Çorbayı bırakıyor. Sırtına. İyi misin Umut? İyi misin? Arkadan pis bakıyor saatlerdir. Niye saçma sapan konuşuyorsun ya? Kesecek bizi kesin. Sus ya. Sen önüne bak. Niye adama bakıp duruyorsun? Hani nereye gideceğiz biz? Oğlum ileriden sola gireceğiz işte ya. Yok sağa gideceğiz. Sağa geçme orayı. Oğlum Takaş sarsılıyor. Sağa gireceğiz. Ne yapıyorsun? Yine bağırıyor. Kusacağım şimdi. İgay day. Hakikaten. Diyor. Ne güzel ya İstanbul diyor. Geldim diyor kendinden geçti. Boğaz diyor efsaneymiş. Muhakkak bir daha geleceğim diyor. Kanka bu kadar güzel bir cümleyi bu kadar kaba bir şekilde mi söyledin bu? Mide. Mide mi ağrıyor? Mide. Anladım Takaşi tamam anladım. Mide diyor mide. Bir şey oldu acıktı ya bu. Nasıl bir acıkmaktır arkadaş ya? Sen bir yer görünce durursun oradan alırız. Bir ufak çubuk kraker falan alsak da olur öyle bir şeyler olur. Olur tamam. Bakkalın önünde durdu. Ne yapıyorsun Rıfkı? Kanka bakkal. Neredeyse market at. Takaşi. Bekle sen burada geleceğiz mi şimdi Takaşi? Bekle. Mide okey. Mide. Aman yok. Rıfkı da indi. Geniş bir koniye benzeyen hasır şapkasını tuta tuta koştu. Takaşi de indi. Spor giyimli 60'larında. Numaralı gözlük kullanıyor. Aceleyle bagajı açtı. Kendi başıma otele gideceğim. Çekçekli bavuluyla koşar adım uzaklaşıyor. Belinde bel çantası, başında spor şapka. Mutlu 2 poşet abur cubur almış arabaya koşturdu. Oğlum amma rüzgar var ha. Evet. Oğlum adama suşi yerine bucu getirdik desek ne makara olur ha. Ya şöyle saçma sapan espriler yapma ya. Adamın zaten midesi bozuk. Hepten fenalaşacak senin yüzünden. Bak. Takaşi. Takaşi. Takaşi nerede oğlum? Oğlum Takaşi.
Kesin torpidoya girdi. Bunlar köy ufak tefek adamlar, sağ kaldı. Saçma sapan konuşma Rıfkı. Senin yüzünden abuk sabuk kullanıyorsun arabayı. Bir sağa gidiyorsun, bir sola gidiyorsun. Kesin düştü bir yerde adam ya. Ya nasıl olacak oğlum o iş ya? Ben biliyorum ne olduğunu. Kanka bu adamlar gururlu adamlar. Japonlar gururlu adamlar ya. Gittik adama Alman arabasıyla, Japon arabasıyla almaya gidecektik. Yanlış yaptık. Kapı çeneni saçma sapan konuşma. İn arabadan, bulalım adamı ya. Yukarı bakıyorum ben. Gitmişlerdi, geri geldiler. Neredeyim, gördün mü? Nerede? Gördün mü? Bir tarafta yok, bir tarafa gidiyor. Mutluk koşa koşa geri geliyor. Rıkı yok. Vallahi yok. Takaşı yok. Yaşam koştu. Of. Nerede oğlum bu adam ya? Bileyim ben nerede ya? Ufak tefek kayboldu işte senin yüzünden. Ne benim yüzümden lan? Senin yüzünden. Senin yüzünden ya, oğlum hep senin yüzünden. Küçücük adamı kaldır edemedin tabii. Senin yüzünden. Kendilerinin yakalarını yapıştılar. Benim sorumluluğum lan, bu benim işim oğlum. Senin yüzünden oldu. Sorumluluğunu bitirdim sana. Sorumluluğunu bitirdim. Yeter artık. Yeter. Takaş ya. Kolay gelsin Can Can. Can Can. Ece hoş geldin de. Yani kusura bakma, ben senin bu yeni haline pek alışık değilim. Hayatım, biz yeni bir sayfa açmadık mı? Yani kalbim kadar temiz ve beyaz bir sayfa. Burcu kalem çeviriyor. Sen niye geldin buraya? Yani çok sık gelmeye başladın. Acaba gönül faaliyetleri falan mı diyorum? Ya bilmiyorum, belki olabilir. Anladım anladım. Ama henüz çok erken. Yani daha böyle altyapı ve fizibilite aşamasındayım. Bakacağız bakalım. Ben asıl buraya senin için geldim Burcucuğum. Bu giremediğin derslerin notları. Kalın bir defter verdi. Ece kızım, sen melek gibi bir şey oldun ha. Ya. Yani ne zaman ders çalışacağım çok merak ediyorum. Önce bu desenleri bitirmem lazım. Sonra bir de babamın avukatıyla görüşeceğim. Sen git o zaman. Ben sana yardım ederim. Hallederim buraları. Ne dersin? Ya gerçekten mi? Tabii ki. Ay çok sağ ol valla. İyi bir kızsın sen. Hadi gel o zaman. Hadi gel de başlayalım gidene kadar. Ece montunu çıkardı. Ben bunu kullanmayı öğrendim, ne söyleyeyim? Ciddi misin? Kahve söyle. Kahve, tamam. Tamam. Sadeli mi? Sadeli. Takashi-san! Taku! Ya Taku deme şuna ya. Tam dedi, anlattım sana Japonca bey demek. Takashi-san. Ya niye bey diyeyim ya? İş adamı adam ya. Oğlum tripleri görmüyor musun adamı ya? Ne de bey diyeceğim ona Takashi-san! Ya Taku! Takashi! Takashi-san! Pardon, bir şey sorabilir miyim ya? Ya adam. Ya acaba siz buralarda hiç böyle asabi bir Japon gördünüz mü? Şu kadar falan boyu böyle. Yok o kadar değil. Bu kadar falan vardır. Yok oğlum ya, en fazla benim boyumda ya. Benim boyumda. Oğlum benden bile uzun da adam ya. Sen benden kısasın burada falan, şöyle falan. Saçma saçma konuşup benim canımı sıkma ya. Sen benden kısasın oğlum bir kere. Oğlum sen saçma sapan konuşma. Göz var, nizam var ya. Hangimiz daha uzunuz sence? Oğlum burada eğim var. O yüzden sen daha uzun duruyorsun. Tamam bakalım o zaman. Bakalım abi. Bakalım abi hadi. Al. Yer değiştirdiler. Ben daha uzunum. Rıkkı aynı yerde duralım dedim ya. Oğlum işte eşitlendi durum. Al. Ben senin uzunum oğlum. Gel şuraya. Abi kim daha uzun? Al. Dur, dik dur. Sen dik dur. Çıkar şapkanı, çıkart ya. Al. Al. Tamam. Oğlum omuzunu kaldırma, omuzunu indir aşağı. Hayır sen kaldırma. Oğlum kaldırmıyorum. Oğlum. Ben bir kere bir şey söyleyeceğim. İnsanların. Sen karar veremezsin abi. Solun. Lan adam gitmiş. Allah Allah ya. Oğlum merkez ortadan kayboluyor bir anda ya. Acaba bu yaş grubu erkekleri kaçıran birileri mi var burada? Olabilir. Takashi-san! Vallahi yoruldum ya. Ya pardon, bir şey sorabilir miyiz? Ya acaba buralarda böyle asabi sürekli söylenen böyle otora otora diyen bir Japon gördünüz mü? Karate'nin ana vatanından. Değil. Karate, karate. Karate. Ay Allah! Karate. Hayır, göstermek için yaptık. Allah Allah. Şapkadan korktu herhalde, gerçekçi oluyor böyle. Oğlum vallahi sesim gitti. Horoz gibi şöyle çıkıyor mi sesim ya. Yürüsek mi? Şöyle mi yürüsek? Yürüyelim abi, yürüyelim ya. Hah, şu abla sor oğlum. Ablacığım merhaba ya, sana bir şey soracağız. Ya acaba buralarda böyle asabi, böyle suratsız bir Japon gördün mü? Asimo'nun mucitlerinden. Asimo ne ya? Ablacığım böyle robot. Hey! Tamam tamam, Asimo'yu anladı, robot işte. Sen niye adamı anlatmıyorsun şu anda? Oğlum Asimo'dan adama bağlayacağım. Bir imkan vermiyorsun ki bana. Her şeyi uzatıyorsun Rıfkı ama ya. Ya Allah Allah, bir imkan verme kardeşim ya. Şurada anlatmaya çalışıyoruz. Tamam Rıfkıcığım, gördün mü abla? Hayır. Hayır, o zaman Asimo'yu niye soruyorsun? He. Biz de boş yere uğraştırdık. Herkes bir bilgi almanın peşinde de. Arabanın yanındalar. Oğlum yer yarıldı, içine girdi adam ya. Ya Rıfkı. Bittik biz ya. Resmen Japon'u kaybettik şu anda. Oğlum o da kaybolmaya meyilliydi yani.
Savaş Bey bitirecek beni. Direkt kovacak herhalde. Ya ben acaba diyorum ki direkt harakiri mi yapsam? Bu zamana kadar serseri gibi yaşadım. En azından onurlu bir samuray gibi olur. Cebinden telefonunu çıkardı. Savaş Bey arıyor. En yakın arkadaşını arıyor yani. Yapma şunu ya. Savaş Bey buyurun. Japon misafirimizi aldınız mı? Her şey yolunda mı Mutlu? Yolunda aynen yolunda her şey. Otele geçtiniz mi? Şimdi yoldayız Savaş Bey. Geçiyoruz otele doğru. Takashi'yi gördü. Savaş Bey ben sizi arayayım mı? Takashi bir kamyonetin kasasında. Hadi Ali Azu! Ne yapıyorsun? Buraya gelmeyin. Gidin, gidin. İki! Dursana! Dur! Lan dayı! Emanet o adam, emanet! Samuray! İki! Gelmeyin. Rica ediyorum. Gelmeyin. Hadi, hadi. Holding. Bir şey diyeyim mi? Bu desen hakikaten çok iyi oldu. Ece. Hoş geldin. Teşekkür ederim Savaş Bey. Hoş bulduk. Tokalaştılar. Savaş gülümsüyor. Savaş Bey, Ece sağ olsun bana yardıma geldi. Bir sakıncası yoktur umarım. İstediğin zaman gelebilirsin Ece. Keyfine bak. Teşekkürler. Burcu, Mutlu'yla konuştum. Her şey yolundaymış. Yolundadır tabii. Mutlu çok akıllı çocuktur. Halletmiştir. Aferin ona. Benim bir işim var. Ben dışarı çıkacağım. Hazır Ece de madem yardıma gelmiş, istiyorsan seni de avukatına bırakayım. Tabii çıkın siz. Ben hallederim burayı ya. Hiç sorun yok. Çok sağ ol. Tamam ben hemen eşyalarımı alıyorum. Çantasıyla telefonu. Ve son olarak montumu alıyorum. Ve görüşürüz. Ece hayranlıkla arkasından baktı. Vedat kahvaltıcıdaki masada. Sevgi başka bir masaya kapanıp uyuyakalmış. Mutfaktan gelen gayret üzerine hırka örtüyor. Genç bir erkek geldi. Pardon, Çandarlı Sokak neresi acaba? Önde. Gayret panikle koştu. Ne Çandarlısı ya? Allah Allah. Harita mıyım ben? Navigasyon muyum, muhtar mıyım? Ne Çandarlı Sokağı? İnsan uyuyor burada, görmüyor musun sen? Ne oluyor ya? Manyak mısın? Bana bak, ben var ya tehlike saçıyorum ha. Çok tehlikeli bir insanım. Seni burada mahvederim. Mahvederim. Çok korkunç bir insanım ben. Kaç tane korku filmi izledim biliyor musun? Korkunç şeyler yaparım sana. Kovdum. Gebertirim seni burada. Deli midir nedir? Gidin. Çanlarlı. Vedat ders ders bakıyor. Ne oldu babaya? Allah Allah. Hemen her şeyden bir anlam çıkarıyorsun sen de. Ben mi anlam çıkarıyorum? Evet sen anlam çıkarıyorsun. İyilik yaptım orada. İnsanlık namına kızcağız uyuyor diye üstünü örttüm. Gelmiş burada bağıra bağıra adres soruyor. Hemen senin kafandan şey geçti değil mi? Gözleri dalıp gitti. Evleneceğiz. Böyle şaşalı değil. Sade bir nikah olacak. 3 tane çocuğumuz olur. 2 kız, 1 erkek. Yazları da Ayvalık'a gideriz. Diye düşünürsem böyle düşündün. Hani böyle düşündün değil mi? Ben mi böyle düşündüm? Evet. Vallahi sen çok fesat bir adam oldun başıma ha. Fesat. Ha doğru vallahi ya. Aslan evladım tamam fesat. Çengelbulmaca'ya yazdı. Sevgi hala uykuda. Gayret yanına geldi şefkatle bakıyor. Mutlu kamyonetin kasasında. Vallahi yorulmuşum ya şuraya çıkınca anladım. Dayıcığım sen niye basıyorsun arkandan el sallıyoruz? Kaç kilometre koştuk peşinden yapılır mı böyle bir şey? Ayrıca sen niye el alemi Japonlu çalıyorsun? Ayıp değil mi ya? Ne yapayım kardeşim? Otostop yaptı ben de aldım. Hoteli diyordu. Aldım bir otele götürüp bırakacaktım. Ya birader sen her otostop çeken Japon arabana mı alıyorsun ya? Ayıp ya. Öf. Hadi gidiyoruz. Ama noter değil mi sen? Gidiyoruz. Hadi gidiyoruz hadi. 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 Sizlerle bir daha karşılaşmak bile istemiyorum. Hadi. Hadi abicim hadi. Hadi. Hop. Tamam. Of. Tuttum kanka tamam. Kaçamaz. Sağ ol dayıcığım sağ ol. Vallahi ayağına sağlık. Teşekkürler. Vaa. Doku dediğin niye yoktu ki? Şey. Susar mısın artık? Bak gidelim araba şurada hadi. Sen neredesin? Hadi. Afacan seni. Hala yaramazlık peşinde ya. Kızarım ben sana. Kasada kalan bavulunu gösterdi ama anlamadılar. Lütfen yürür müsün? Bekleyin biraz. Ne? Bavulu tarif ediyor. Kare. Bavul çeker gibi. Bowling mi? Ben anlamadım hiçbir şey. Ne bileyim oğlum. Çelik çomak oynar gibi böyle pırırır gitti. Bavul. Bavulu diyor. Kamyonetin arkasından baktılar. Bittim ben ya. Yani kanka doğruları mı söyleyeyim teselli mi edeyim sen? Yok ben biliyorum her şeyi. Bu güzel saate veda partisi.
Ah canım ya. Ne yapıyor baba? Arabayı geçti ha. Başka bir yere gidiyor. Yakala yakala. Nereye? Ha, ha, ha. Masada birbirlerinin fotoğraflı belgeleri. Binada yaşayanların hepsi bu mu? Yok. Şimdiki fotoğraflarına ulaştığımız kişiler bunlar. Murat'ın elinde anne babasının fotoğrafı. Benzeyen var mı sence işlerinden? Şunun yanına bir tutsana diyorum. Genç bir adamın vesikalık fotoğrafı. Yok ya. Oturuyor. Buradan da çıkmayacak bir şey. Anlaşıldı. Sıkma canını. Bulacağız biz. Ya ona değil de bu Savaş denen adama takılıyor kafam. Burcu onun yanındayken benim içim rahat etmiyor. Ne oldu, bir şey mi yaptı? Ya yok, bir şey yapmadı da. Adam biraz fazla kibar. Bence sen Burcu'yu kıskanıyorsun Devran. Murat sıkıntılı ifadesiyle düşünüyor. Burcu Aziz'in ofisinde. Siz önemli deyince ben işi gücü bırakıp geldim. Ne oldu? Sesiniz iyi gelmiyordu avukat bey. Babanın davalarına artık ben bakmayacağım. Nasıl yani, neden? Babanın avukatlığından çekildim. Hali huzursuz, bakışları tedirgin. Hayırdır, bir sorun mu oldu? Neden? Mecbur kaldım Burcu. Babanın peşinde tehlikeli insanlar var. Tehlikeli insanlar mı var? Kim bunlar? Amaçları ne biliyor musunuz? Bilmiyorum. Belki eski alacaklısı, belki de husumetli olduğu biri. İnan ben de bilmiyorum. Ama sana tavsiyem bu işlerden uzak dur. Burcu kaygıyla baka kaldı. Rıfkı'nın kullandığı siyah lüks araba bir otelin önüne yanaştı. Sinirlendirdi bu bak. Ya sen bizi ne kadar korkuttuğunun farkında mısın acaba? He? Bir daha öyle haber vermeden gitmek yok, tamam mı? Vallahi kızarım sana. Burada kaybolsam daha iyiydi. Yine beddua modunu aldı bu. Anneannem gibi ya. Takır takır. Makinalı tüfek gibi. Tatak tatak tatak. Beddua ediyor adam ya. Asimo. Bak otele geldik. Otele. Şimdi sen burada böyle güzelce yatarsın, hop dinlenirsin. Duydun mu? Yatarsın kanka, ben bırakıp geleyim buna. İki dakika beklesem de. İşlere bak ya. Rıfkı da indi. Kapısını da bekliyor. Bekliyor. Açacağız kapısını. İş adamı değil mi? Buyurun, buyurun. Takashi indi. Benden uzak dur. Takashi kara hanarero. Ya dur, yapma şunu ya. Otel işte, otel. Otele geldik. Uzaklaş. Tamam, yürü, yürü. Allah'ım ya Rabbim ya. Tribal enfeksiyon ya. Nereden bulaştık bu belaya arkadaş ya? Arabanın önüne yaslanmıştı. Birden geri kalktı. İnceliyor. Araba da güzel araba ha. İndi arabaya yasladı. Sırıtarak poz verdi. Tekrar arabaya yaslandı. Takashi ile Mutlu geri geliyorlar. Dur dur. Dokunete dedim. Beni nereye götürüyorsunuz? Niye bağırıyorsun ya? Bana söyle, dokunete dedim. Hadi. Anlamıyorum. Dokunete dedim. Türkçe öğren. Daha iyi Türkçe konuşalım. Biner misin arabaya lütfen? Arabaya. Dokunete dedim de yok. Hep bir son sözü var ya. Abiciğim bu adam şanssız mıdır nedir? Ben anlamadım ki ya. Ne oldu ki? Rezervasyon yaptırmamışız. Yer yok. Allah'ım ya Rabbim ya. Kurtulamadık şundan ya. Sabahtan beri yapıştı, gitmiyor. Öf, bin hadi. Hadi. Bu şapka da her yere takılıyor ya sabahtan beri. Nereden getirdin de bu şapkayı şey yaptın ya? Kemerlerini taktılar. Dokun yıkın diyor. Nereye gidiyorsunuz? Lütfen sen sus. Dokun yıkın diyor. Sen sus lütfen ya. Allah Allah, keyfimi kaçırıyor bu adam artık. Nereye götürüyorsunuz diyorum size. Rıfkı'nın koltuğuna vurdu. Gittiniz artık, gittiniz. Senin boğazına yapıştı. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ha? Takashi. Gittiniz artık, gittiniz. Kankama vurma, çekil lan yanına. Dokun yıkın. Pelin Umut'a su içirdi. Anneme senin yemeği mi yapıyor yoksa, bu koku ne? Oğlum ister de ben yapmaz mıyım? Yavru kuşum. Sana ıhlamur getirdim. İyi ki varsın, iyi ki. Bir tanesi de. Bir dakika ya. Ne bu boncuk boncuk, terlemiş bu çocuk. Dur bakayım, dur. Sırtına bakıyor. Ay. Hiç kontrol etmiyor ki. Bu çocuğun ateşi var ve çok terlemiş. Kızım hadi temiz fanilalarından getir de değiştirelim. Böyle üstünde kurursa feci hasta olur. Belin somurtarak kalktı. Bez de getireyim de altında temizleyeyim bari. Ha, ne dedin? Derece getireyim de ateşini ölçelim dedim. Ha, gel dereceye gerek yok, gel. Annemin derecesi var benim, gel. Bak şimdi nasıl ölçüyorum bak. Dudaklarını alnına değdirip çekti. Düşmüş. Düşmüş be. Düşmüş. Annem ya. Güzel çocuğum. İyi ki geldin anneciğim. Tatlım benim. Pelin sinirle gitti.
Tekrar bekleriz. Sağ olun. Bir adamla kadını uğurladı. Hayri. Ha? Oğlum hadi kapatalım, ben kasayı al. Ha, tamam, sevgilinin ağzı işi vardı. Halletsin, ondan sonra çıkarız. Çeki. Kurtarın beni, bir şaka yapın. Selam Hasan ailem. Merhaba gençler. Hayırdır oğlum, kim bu, promosyonunuz mu? Yok, o benim işten atılma sebebim. Ne işi, ne atılması oğlum, ne diyorsun? Kim bu anca insan ya? Şimdi Vedat amcacığım, arkadaş müşteri temsilcisi oldu ya. İşte bu da müşterisi, bunu temsil ediyor. Evet, ilk müşteri Japon geldi babacığım. Yapacak bir şey yok, siftahmış bu işte. Senin Japoncan da mükemmel ya, ondan oldu bu. Dalga geçme babacığım, dalga geçme. Ya biz bu adamı otele yerleştirecektik de otelde yer kalmamış. Ne yapacağız bilmiyoruz. Ya lafın kısası, benim bu güzel iş hayatım bitti. Erken veda ettim. Güle güle beyaz yakalı hayatım. Güle güle plaza yaşantım. Güle güle Selvi boylu mal yazmalım. En çok da bu saati sevmiştim. Dayı baba bana bak. Hakikaten Japon mu? Ona göre davranacağım bak. Erzurumlu. Hadi. Öne eğilip selamladı. Karşıda selamlaşıp duruyorlar. Sami. Abi. 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 Abi yapma şunu ya. Abi tamam tamam, bozcan adamı ya. Zimmetli bana bu, boş ver. Artık bunların yüzünü görmek istemiyorum. Bir şeyler yapın. Sevgi saçlarını savura savura kendinden emin tavrıyla geliyor. Zaman yavaş. Takashi'nin bakışları Sevgi'ye kilitlendi. Baş eğip selamladı. Ya ne yapıyorsunuz acaba? Allah Allah. Adam yardım edin, yardım edin deyip duruyor. Ya. Şimdi ben size yardım edeceğim. Taskeru kotoga dekimasu. Sen Japonca nereden biliyorsun ya? Ya ben fanatik Galatasaraylıyım da. Nagatomo'yu transfer ettiler ya, o zaman ben hemen böyle hızlandırılmış Japonca kursuna gitmiştim. Nagatomo oley! Nagatomo oley! Takashi'nin keyfi yerine geldi. Yok artık ya. Gerçekten inanılmaz. İnanılmaz. Koytura wa atama ga okashi. Alt yazıyor. Nanto ga shite kure. Adamı nasıl kızdırdıysanız var ya. Adam diyor ki bir daha çalışmayacağım sizinle. Tahmin etmiştim ya. Bittim ben. Vallahi Savaş Bey beni öldürecek. Kovmayacak sadece. Direkt öldürecek yani. Sen bir şey de Sevgi abla. Sen bir şeyler söyle. Biliyorsun Japonca. Bir şeyler söyle. Beni övsene. Öv beni. Ne diyeyim ki? Do yatte tetsubatte sashi agareremasu ka? Watashi wa shizuka na tokoro de gohan ga tabetai desu. Oğlum adam aç ya. Aç adam ya. Diyor ki beni diyor şöyle huzurlu diyor. Güzel yemeklerin olduğu diyor. Bir yere götürün diyor. Demiştim ben. Sen demiştin. Aynen demiştim. Benim bildiğim öyle bir yer var. Gayet merakla bakıyor. Vedat gülümseyerek kafa salladı. Burcu Holding'e geldi. Ben geldim. Hoş geldin. Burcu mantosunu asıyor. Ece'nin bakışları önündeki kağıtlarda. Çok yoruldun mu? Hayır ya. Ödevlerini bitirdim zaten. Bu desenler için de birkaç eskiz çizdim sana. Her şey halloldu yani. Çok sağ ol Ece. Ne oldu sana Burcu? Yani gittin geldin, şu suratına bak. Avukat kötü bir şey mi söyledi? Avukat babamla ilgili birkaç şey söyledi de şimdi anlatmayayım hiç. Peki tamam. O zaman gideyim ben artık. İyi tamam. Vallahi bu iyiliğinden dolayı ilk maaşımda sana bir çanta alayım diyeceğim. Herkes o kadar çok söz verdi mi Gülsün'e, senden borç bile isteyeceğim. Ben sana çantalarımı veririm, merak etme. İyi bakalım. Kalkıp masadaki montuyla çantasını aldı. Kendine dikkat et. Ece. Savaş Bey. Gidiyor musun? Gidiyorum, geç oldu. Tamam. Gel yine. Olur, gelirim. İyi akşamlar. Görüşürüz. Ya canım benim, ne tatlı kız. Kız Kulesi manzarasında güneş alçalıyor. Akşam çiftlik. Takashi ile yemekteler. Efendim. Şöyle bırakayım. Yemek. Ha Sevgicim bak, öyle ben kurbağa bacağı yok, hamam böceği, öyle şeyler yok biliyorsun. Geleneksel yemeklerimizi yaptım ona göre. Yok Hatice teyzeciğim, zaten pilavı çok seviyor. Hiç sıkıntı yok yani. Tamam. Ya yarın toplantı var biliyorsunuz. Şimdi bu Takashi'san ne isterse onu yapalım yarına kadar. Benden iyi bahsetsin, benle ilgili kötü bir şey söylemesin, olur mu? Anneciğim olur mu öyle şey? O bizim misafirimiz. Sen böyle söylemesen bile biz zaten onu çok iyi ağırlayacağız. Yemek çubuklarla yeniliyor. Evladım sen işe girerek bir tarih yazdın. Biz o tarihin akışını değiştirmek niyetinde değiliz. Sağ ol baba. Ya Sevgi bir sorsana. Evli miymiş? Takashi-san. Hay. Kekon shiteimasu ka? İyi, doksin desu.
Bekarmış bekar. Hem de diyor ki besbekarım. Anne sen niye adama soruyorsun bekar mısın, evli misin diye? Senin kızın mı var? Kızına bağıracaksın adamı. Yoksa sen niye bağıracaksın? Niye böyle şeyler yapıyorsun yemek masasında? Oğlum annen muhabbet açılsın diye sordu ya. Kız bir niyeti yok. Ben gideyim çorbaya getireyim bari. Ben de yardım edeyim Hatice teyzeye. Nereye dokun gidiyorsun? Ne dokun ikiyor? Abi. Kıza dokun ikiyor. Ürsey! Ürsey! Sus! Ürsey sen sus! İndirin! Ürsey! Ne bana? Gel Ürsey! Ürsey! Yapma şunu tamam yapmayın ya. Şişt, abi bak bak. Yaladım çubuğu. Tamam. Vallahi değdiririm. Değdiririm. Ya yapıyorsun? Yapma şunu zimmetli bana diyorum ya. Ya ama sevgilin kolunu ya ağaç attı sandım ben. Bir şey olmaz. Tut oradan tut tut kız. Kolunu tut. Takaşı takaşı bey takaşı bey. Gayreti gösterip deli o boşver yaptı. Ürsey! Oh my god. Gürültücü seni. Dokar çıktı madde. Çıktı madde. Gayret'in çubuğunu çevirdi. Ha böyle tutulur diyor. Ha bir daha gayret mı veriyorsun bana? Sus gayret konuşma. Ne bana? Ulan ben sana Tokyo diyor muyum? Ne yok ittirim? Ben sana Tokyo diyor muyum? Göstere çıkarım onu. Sus konuşma. Ulan ne bana? Tepe yok. Ha. Gayret gayret tepesi yok. Tepesiz. Tepesiz. Tamam. Tepe yok. Ulan sen de Tokyo yok o zaman. Tamam. Burcu masasında kalın bir fırçayla desenleri boyuyor. Savaş elleri ceplerinde tebessümle geldi. Bakışları Burcu'da. Oo, yarınki toplantının çizimleri bitmiş. İşte ufak tefek detaylar kaldı. Güzel görünüyor. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Savaş Burcu'nun üzüntüsünün farkında. Ne oldu? Keyifsizsin sen. Burcu üstünde durmadı. Boyamaya devam ediyor. Savaş sandalye çekip Burcu'nun yanına oturdu. Ne oldu? Anlat bakalım. Ne dedi avukat? Yani şimdi kendi dertlerimin hiç vaktinizi almayayım. Vaktimi aldın falan yok. Anlat sen de rahatla. Şimdi şöyle, babamın avukatı davayı bıraktı. Benim de yeni bir avukat bulmam lazım. Malum durumum ortada. Savaş içtenlikle gülümsedi. Ben yardımcı olabilirim sana. Bizim şirketin avukatı benim aynı zamanda çocukluk arkadaşım. Rica edersen beni kırmaz. Babanın davasını alır. Murat asansörde sıkıntılı ifadesiyle düşünüyor. Asansör ikinci kata geldi. Gerçekten mi? Evet. Ama bunun için senin babanın nerede olduğunu bir an önce bulmamız lazım ki avukata vekalet verebilsin baban. Yani sen babanla ilgili bildiğin her şeyi bana anlat. Hatta gereksiz gördüğün böyle ufak detaylar falan varsa onları bile söyle ki belki işimizi kolaylaştırır. Of, inanmıyorum Savaş Bey ya. Bana o kadar yardımcı oldunuz ki. Burcu. Eli Burcu'nun masadaki eline koydu. Murat geldi şaşkınlıkla seyrediyor. Merak etme babanı bulacağız. Murat hızlıca yanlarına yürüdü. Nasıl olacakmış o? Burcu elini kaçırdı. Nasıl? Babasını buluyormuşsun ya nasıl olacakmış diyorum. Babamın avukatı davayı bıraktı Murat. Savaş Bey sağ olsun yardım edecek. Bir avukat tutacağız, Börek'le babamı bulacağız. Burcu, ben zaten babanı arıyorum. Savaş Bey nasıl bulacakmış? Murat Bey, ben sadece yardımcı olmak istiyorum Burcu Hanım'a. Bu arada bir fark var yalnız, onu size belirteyim. Siz babasını hapse atmak için arıyorsunuz. Bense Burcu Hanım'ın babası serbest kalsın diye arıyorum. Bak, ben adil bir şekilde yargılanması için çalışıyorum. Lafı çarpıtma. Eğer suçluysa tabii ki de cezasını çekecek. Ha, değilse de serbest kalır. Şey, Savaş Bey. Kalktı. Çok sağ olun. Kalanları evde hallederiz. Murat, değil mi biz? Çiftlik. Umay, konudan hoşçakalın diyor ya. Tabii de kadar onay ediyoruz. Takıcı diyor ki yemekleri çok beğenmiş. Afiyet olsun. Hatice'm gözün aydın. Yemeklerin uluslararası üne kavuştu. Vedat amca diyor ki yemeklerin uluslararası üne kavuştu Hatice'm. Ben Vedat'ı anlıyorum sevgi. Hatice teyze diyor ki Vedat amca senin dediklerini anlamış. Bazen Rıfkı'ya da oluyor böyle işte gidiyor. Sevgi abla herkesi çeviriyorsun yapma gerek yok ona. Çevirme herkesi. Mutlu diyor ki Sevgi... Aa ne diyorum ya ben? Ay kafa gitti benim. Sevgi tebrik ederim. Türkçe'yi de çok güzel çeviriyorsun valla. Helal olsun. Ne oluyor konan ya oşi oruyor ya neydes? Diyor ki ben diyor Japonya'da böyle yemekler yemedim. Ne güzel yemekler ya. Ay. Diyor. Kızım sen de kuş sesi duysan çevireceksin anladık işte adam hım 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 edip duruyor ya.
私はあなたたちを気に入りました。Diyor ki, sizleri çok sevmiş. でも一番気に入ったのはセブギです。Ay canım benim ya. Diyor ki sevgiyi diyor daha çok sevdim hepinizden diyor ama ben bunu tabii ki çevirecek kadar kendimi beğenmiş değilim. Derken çevirdim. Dedin sen ye. Şuna söyle. Adam akıllı yemek yesin. İştah bırakmadı ya. Takaşı sen. Hayır. Onu çevirmiyoruz. Böyle kötü şeyleri çevirmiyoruz. Sadece güzel şeyleri çevirelim. Sevgi ablacığım güzel şeyleri benden bahset. İyi de iyi çocuk de. Ben şimdi hemen ana yemeği getireyim. Ya anne dur. Ana yemeği ben getireceğim. Kızgınlıkla Takashi'ye baktı. Gayret şu anda sizleri yormamak için çok kibar bir harekette bulunuyor. Davranışları da çeviriyor artık ya. Abi git hadi git. Takashi gayrete bakarak kafa salladı. Anadaşı o değil yoni rasattı kudasay. Oishii o sushi o gozutu şimasu. Ay diyor ki Japonya'ya gelin ben size misafir edeyim sushi yedireyim diyor. Olmaz. Biz o sushi'den yiyemeyiz. Burcu'nun çalıştığı restoranda geldi bir kere o sushi'den bize. Üşenmişler, pişirmemişler bile onu. Yiyemeyiz. Hatice. Ne yapıyorsunuz? Hayır, onu da çevirmiyoruz. Ya birazcık bir şeyler söylerken böyle güler yüzle falan söyleyin ya. Biraz gülün ki kız rahat çevirsin. Şey desen, geleceğiz. İlk fırsatta yiyeceğiz onun söylediği sushi'den. Sushi. Bayılıyoruz biz. Sushi. Roll. Sushi. Döndükçe benim uykum geliyor. Çok güzel o, aynen. Gayret tabağa yemek koydu. Şimdi gidiyoruz. Bak ben sana ne yapıyorum. Duvarda asılı kurtulmuş biberleri kolye gibi boynuna taktı. Ellerini göğüs hizasına birleştirmiş Japon selamı verdi. Kapıyı kolaçan ederek yemeğe biber ufaladı. Üst dolaplardan birinden pul biber kavanozunu aldı. Önce bir tutam serpti, sonra kavanozun tamamını boca etti. Bir de üzerine kırmızı bir sos döküyor. Hepsini boşalttı. Üzerine biraz daha yemek koyup karıştırdı. Sen şimdi gidiyoruz. Bunu ye de bir daha konuşabileceğim diye. Boynundaki ipe dizili kırmızı biberleri çıkardı. Duvara asıyor. Düşünüp sinirlendi. Elini kolunu savurdu. Tabakla yürüyor. Vedat su bereyi aldı. Gayret tabakla Takashi'nin yanına geldi. Ooo tas kebabı, annem tas kebabı yapmış ya. Takeshi-san bu tas kebabı çok güzel. Efsane bir yemek, bayılacaksın. Ye afiyet olsun. Nasıl deniyor ki afiyet olsun? Shokoyoko eri. Takashi önceki tabağını uzatıyor. Tamam. Al diyor, al. Tamam. Sen de shokomoko bırak karıştırma. Adamcağız tatlı yemeğini yesin. Şişt. Hadi canım. Takashi'nin üzerine beyaz bir ışık çakıp kayboldu. Sevgi merakla bakıyor. Vedat, Hatice ve Mutlu dikkat kesildiler. Ne oldu? Niye stop etti? Hatice'm galiba senin tas kebabı beğenmedi. Takashi taş kesilmiş gibi. Vallahi ilk defa biri tas kebabımı beğenmiyor. Ne oldu Takashi? Çok mu acı geldi? Ne acısı evladım, ben ona acı koymadım ki. Yok, yemek acı değil. Kendisinin tas kebabını beğenmedi ya bir insan ilk defa. O çok acı. Hani gerçekler acıdır anne, onu söylemeye çalıştım ben. Takashi-san. Takashi tebessümle baktı. Do, shimashita. Maşta. Totemo oishii desu. Watashi wa kinirimashita. Midem çok kötü oldu diyor. Ay diyor ki bu nasıl güzel bir yemek böyle diyor. İçinde Japonlara has bir lezzet var ama diyor. Gayet elindeki tabağı bıraktı. Ne Japon has yemeği o? Halis milis tas kebabı, Türk yemeği o. Ne, nereden buldun her şeyde Japonlaştırma? Wasabi ne acıga şimas. Wasabi mi koydunuz kız buna diyor? Wasabi ne? Wasabi onların özel, yöresine özel böyle acı bir sos. Çok acı ama benim dilim yandı şu an bahsedince. Yok, ben acı falan koymadım. Ya Hatice teyzem boş ver ya, baksana şuna. Nasıl, nasıl yiyor bak, beğenmiş. Öyle mi diyor? Vallahi, billahi öyle diyor. Şimdi yeminle mütercimliğe başladı çok şükür. Shokoyoko. Takashi-san. Shokoyoko. Shokoyoko. Takashi-san. Arigato. Umut iştahla karnı yarık pilav yiyor. Pelin'in suratı beş karış. Allah'ım bu nasıl bir tat ya?
annem resmen patlıcana takla attırmış ha. Sanki patlıcan mutasyona uğramış, böyle lezzet topağına dönüşmüş gibi ya. Pelin sinir içinde su bardağını evirip çeviriyor. Ya yağı, tuzu, salçası, sanki hepsi bir araya gelmişler, tabağın ortasında bol şövalyesi yapıyorlar ya. Böyle bir şey olamaz. Pelin suratına bakmadan suyu yudumladı. Yok arkadaş, yok. Vallahi bak, bu yer kürede annemden daha iyi yemek yapacak biri yok ya. Ya insanın midesine keman çaldırıyor arkadaş. Ya yeter! Hadi! Anne. Ya korkunca bile anne diyorsun. Ne o? En güzel o mu korkutuyordu seni? Ondan güzel korkutan yok mu? Sabahtan beri annenin yemekleri de annenin yemekleri ya. Yok şöyle güzel, yok böyle güzel, yok şöyle efsane. Ben yemek yapamıyor muyum? Yok aşkım ya, yapabiliyorsun. Ben öyle bir şey demedim ki. Demedin tabii. Sabahtan beri öyle çok yiyorsun ki ağzın boş kalmadı ki. Ben de yemek yapabiliyorum Umut. Hem de çok iyi yapıyorum. Ya yapabiliyorsun aşkım. Ya zaten ben senin yemeklerini yemeye kıyamadığım için böyle anneminkilerden yiyorum. Bana yalan söyleme. İzliyorum en başından beri, öyle bir yiyorsun ki ruhunu teslim edeceksin neredeyse. Böyle inim inim inledin yerken. Ya aşkım biz yemekleri çok ısıtmışız. Böyle aşırı sıcak geldi, o yüzden böyle falan yapıyordum yani. Sıcak inlemesi o. Sana yarın öyle bir yemek yapacağım ki aklın gidecek. Aklım gidecek. Aklım gitti zaten şu an. Yani sakin ya. Ya aşkım biraz fazla büyütmüyor musun bu meseleyi ya? Tamam kapatalım şu yemek konusunu ya. Bir film seç, film izleyelim. Kafamız dağılsın, havamız dağılsın biraz ya. İstersen onun için de anneni arayalım ha? Artık hangisini seviyorsan, aksiyon, komedi, dram, hangisini seviyorsan en güzelini annen açar zaten sana. Pelin yapma böyle ya. Ne olur. Pelin hışımla masayı toparlamaya koyuldu. Ne o, rahatsız mı oldun ha? Tabii bunu da en güzel annen yapıyordur. En güzel masayı annen topluyordur zaten değil mi? Pelin. Sana yarın öyle bir yemek yapacağım ki bütün yemekleri unutturacak, annenin yemeklerini bile unutturacak bir şey yapacağım. Göreceksin sen. Gitti. Umut çaresizlik içinde ellerini iki yana açtı. Ne yapacağını bilemez halde düşündü. Servis kaşığıyla cam kaptan karnıyarık yakıyor. Ye sen ye. Onlar son lokmaların olacak senin. Umut korkuyla baka kaldı. Niye benim odama? Niye ben veriyorum odamı ya? Başka yer mi kalmadı benim odamda? Gelecek kalacak bu adam. Allah Allah. Bir de odama mı konacak? Oğlum niye inat ediyorsun? İşte tek müsait oda seninki ya. Evladım ne var ya? Bir gece ne olacak yani lütfen? Ayrıca biz niye böyle fısır fısır konuşuyoruz? Konuşuyor, anlamıyor ki zaten. O zaman Allah Allah, ben bile kendi yatağıma yatmadığım zamanlar oluyor. Yattım diye üzüldüğüm zamanlar bile oluyor. Yere kilim serip orada yatıyorum. Buna da burada çivili bir şey verelim yatsın. Ne alaka çivi? Sen bu adamı ne zannettin? Ben anlamadım ki ya. Ne çivisi ya? Abi bak, eğer odanı vermezsen yemin ediyorum bütün odanı çöple doldurun. Duydun mu? Vallahi doldurun. Böyle çekmecelerinden çöpler çıkar. Öyle bir şey yapamazsın. Vallahi öyle bir şey yaparsan seni yapamazsın ben Mutlu. Yaparım. Geleceğimle oynuyorsun. Sen benim geleceğimle oynarsan ben de seni çöp manyağı yaparım. Yapamazsan. Baba bir şey söyler misin? Tamam. Ver şu odayı gitsin ya. Evet ver. Tamam gitsin ama ben görmeyeyim gittiğini. Gitsin benim yatağım. Gitsin orada da yatsın hadi. Tamam aferin evladım. Bir de o poşetlerin içerisinde böyle ambalajından çıkar yeni pijamalardan ver. Adamcağız günahtır. Yıllardır yemedim, o pijamayı mı vereceğim bir de? Masaj da mı yapayım acaba adama ben ha? Evladım misafir ya, yapma. Oğlum misafir ya, ver onu da ver. Tamam, onu da veriyorum. Giysin ama atacağız sonra onları. Tamam, ben alacağım sonra, yenisini sevgili alacağım Takashi ya. Sevgili Takashi'ye kahve falı bakıyor. Mr. Takashi! Sen benim abimin odasına Akashi. Ha? Uyumasını işaret ediyor. Ne yapıyorsun ya? Anlamıyor ki adam. Kızım sen tercüman değil misin ya? Tercüme etsene. Ay evet, ben tercümanım. Gayret tosan, toishoni ittoku dasai. He? Gardito isenik. Ay Allah, her şeyi hay hay, ne güzel adam ya. Gel hadi gel. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Hadi yürü oldu. Selam vere vere gittiler. Murat'la Burcu sahildeki bankta denize karşı oturuyorlar. Karşılarında köprü manzarası. Murat bir şey mi oldu? Yok bir şey. Bak kadınların bazı hisleri vardır. Gönül verdikleri insan farklı şeyler yaşamaya başladığında hemen anlarlar. Murat denize bakıyor.
Yani cevap vermediğine göre demek ki haklıymış. Murat'a bakarak merakla bekliyor. Burcu, senin patronun savaşta bir şey var. Burcu sıkıntıyla önüne döndü, başını eğdi. Polislerin de güçlü hisleri vardır. Özellikle mesleğine gönlünü vermiş olanlarda. Yani sen bu adama bu kadar nasıl güvenebiliyorsun? Murat, ben işe girdim. Yani şirketin sahibi de Savaş Bey. Ben hayatımıza katkı sağlamaya çalışıyorum, o kadar. Bunu anlıyorum Burcu. Ama o adam bana samimi gelmiyor. Yani kurumsal bir şirkete bu kadar az tecrübeli bir elemanı bu kadar fazla maaşla alması bile başlı başına bir soru işareti. Ha, yani ben o maaşı hak etmiyorum, öyle mi? Evet. Sen daha fazlasını hak ediyorsun. Ama kim hak ettiği şeye bu kadar kolay ulaşabilir ki? İşte bu noktada benim şüphelerim başlıyor. Murat, yani Sherlock Holmes olmayı bir kenara mı bıraksan acaba? Başka roman kahramanları da var. Romeo var. Yani böyle güzel bir gecede ben kendimi Juliet gibi hissetmek isterdim çünkü. Zaten Romeo ile Juliet o hüzünlü sonu yaşamasın diye ben Sherlock Holmes oluyorum. Burcu sıkıntıyla nefesini boşalttı. Gayret başta mırın kırın etti ama sonunda sevdi Takaş'ı sana. Ya normalde böyle davranmazdı bu çocuk da. Bir şeye takmış o. Bak kesin bir şeye takmış. Vallahi takılmak bakılmak yok anneciğim, ben anlamam. Memnun edeceğiz bu adamı ya. Vallahi bu işte başarılı olamazsam yataktaki mesaime geri dönerim. Ki demişken o kadar özledim ki yataktaki mesaimi şu anda. Of. Oho! Daha ilk günden yan çizmeye başlamış birileri. İlk gün değil mi bir de? Bu birinci gün. Şafak kaç benim ya? Ben ne zaman emekli oluyorum? Takaş çizgili pijamayla geldi. Ve karşınızda çubuklu Takaş. Ya bunlar çubuklu yiyorlar ya, çubuklu yiyorlar ya. Ben de ondan böyle giydim. Nasıl olmuş? Ay evladım, ne yaptın ya? Yeni bir şey verseydin. Bana ne? Şişt, Sevgi, nasıl olmuş sence? Olmuş işte. Neyse, daha fazla geç olmadan ben artık gideyim. Takashi-san, oyasuminasai. İyi geceler. Oyasuminasai. Anatama konite. Sevgi'nin ellerine yapıştı. Aa, benim kalmamı istediğini söylüyor. Bak sen çok fazla oldun ha adam. Benim canımı sıkma. İki demir kızın eline tutuyorsun. Sen sussana Gayrettepe. Sus, konuşma. Gayret. Gayret, ne yapıyorsun? Ya bu nedir ya? Evladım yapma, yapma. Adamcağız yanında kendi dilinden konuşan birini istiyor. Ne var bunda? Sevgi de babaannenin odasında yatar, olur biter. Ha, başka odada kalacak, babaannemin odasında. Yani, başka ne olacaktı Gayret? Ya, tamam tamam, lafı uzatmayın. Adam da yorgun zaten. Hadi götürün de yatsın şu adam. Evet evet, ben şey halledeceğim şimdi onu. Mr. Takashi, gidelim. Yatıyoruz, uyku. Ben anlatacağım. Zaten en iyi bildiğim iş uyku benim, uyumak. Oyasuminasai. Oyasuminasai. Ben öyle dedim Say, hadi bakalım. Sabah, hadi bakalım, bunu yapacağız mı? Hep yapacağız mı? Buyurun. Gel yavrucuğum, gel kızım. Samanisai. Ay nasıl bir akşam. Ben nasıl? De kıyı arayayım da haber vereyim bari gelmiyorum diye. Tamam Aliş. Ya geç oğlum sen de yat benim. Gayrette kanepeyi hazırladılar. Ben burada tamam ya. Allah Allah. Yorganı kol altına aldı. O da yatacağım buraya o. Karşı kanepeyi gösterdi. Çık, git nerede yatarsan yat. Bak. Şu yıldızı görüyor musun? Hani ara sıra parlıyor. Yakalayabildin mi? Aa gördüm. Parıldıyor. Gördün mü cidden? Evet gördüm. Her zaman gözükmez o. Eğer bir çift onu görmeyi başarırsa sonsuza kadar ayrılmayacaklarına inanılır. Gerçekten mi? Bunu uydurdum. Burcu koluna vurdu. Ancak böyle masallarda olabilecek güzelliklere hemen inanmayalım. Murat çok fenasın. Ya ne vardı dediğin gibi olsan? Biz de sonsuza kadar ayrılmazdık. Ama onu yıldızlar değil biz sağlayacağız değil mi Burcu? Bunun için de hayatta attığımız adımlara dikkat etmemiz gerekiyor. Burcu buruk baktı. Bak şurada bir yıldız var. Pembe ışık saçıyor. Gördün mü onu? Gördüm. İşte o güneş gibi parlayan yıldız var ya. İşte o yıldız bir kadın sinirlendiği zaman öyle parlarmış. Ve onu sinirlendiren kişi de gönlünü alana kadar da... Hiç sorun almamış. Öyle parlamış.
Murat surat asıp önüne döndü. Burcu somurtarak denize bakıyor. Murat bakınca yüzünü diğer tarafa çevirdi. Sonra tekrar denize doğru döndü. Murat'ın yüzü yerlerde. O da denizi seyrediyor. Savaş masasında. Savaş? Sen daha çıkmadın mı ya? Geç oldu. Oturdu. Eve gidesim yok. Eve gidip ne yapacağım? Aynı böyle kös kös oturup duvara bakacağım işte. Bu tayfun mevzusundan dolayı bütün düzenim bozuldu. İştahım gel gitli, uykum bir var bir yok. Tabii bir de ev sahibine taktiğin 3 aylık kira borcu var. Ha, o da sebeplerden biri. Konuştuğu kişi Kumral. Benim karnım acıktı ya. Kayıntı yaptın mı? Hadi lan, o ne biçim laf ya? Şirkettesin, biraz kurumsal konuş. Hallere bak hallere. Sanırsın lord. Ulan arkadaşın batacak şirketi verdi elini bir haftalığına oynadı ya. Bana mı batıyorsun? Fena mı oldu Erdal? Ha? Tayfun'un kızına bak ne kadar yakınım. Babasını bir yakaladın mı bu mesele kökten çözülür, kökten. Belki de babası burada. İstanbul'da, burnumuzun dibinde. Ya iyi de. Madem bu şirket battı, bu Japon ne ayak ya? Niye iş yapmaya geliyor ki? Ya onu hiç sorma. Bunlar zamanında organize etmişler. Bunlar da iptal etmeyi unutmuş. Geçen formaliteden bir eleman aldım. Sardım onun başına. Ne halleri varsa görsünler. Ulan bir tiyatroya sardım bizi ama. Bir aksilik çıkarsa. He. Çarşı karışır ne? Yumruğuyla masayı tıklattı. Dışarıdan çiftlik. Burcu antrede yürürken Murat odasından çıktı. Hayırdır? Gece gece ne yapıyorsun? Su almaya gittim. Ama pardon, yani bir kız gecenin bir vakti tek başına mutfağa gidemez değil mi? Yani başına bir iş gelebilir, dikkatli olması lazım. Su içiyor. İyi misin? İyiyim. Bak gördün mü? Demek ki biraz dikkatli olmakta her zaman fayda varmış. İyi geceler. Nasıl sana iyi geceler? Ters ters baktı. Odasına doğru hareketlenmişti. Durup yüzünü buruşturdu. Halit'in odasına yürüyor. Parmakları bardakta. Başını içeri uzattı. Gayret abi. Giriyor. Takashi çizgili pijama takımıyla uykuda. Burcu yatağın yanına geldi. Takashi'nin sırtı dönük. Gayret abi, biraz konuşabilir miyiz? Çünkü ben biriyle acil dertleşmem lazım. Ya yoksa kafayı yiyeceğim ya. Hmm. Homurdandığına göre demek ki konuşabiliriz. Tamam. Bardağı bırakıp sen oturdu. Şey yapma. Sen böyle rahatını bozma. Ben zaten içimi döküp böyle derdimi anlatıp gideceğim. Ya Gayret abi, senin bu kardeşin niye bu kadar inatçı? Hayır, işe girdim, çalışmaya başladım. Sanki kötü bir şey yapıyormuşum gibi davranıyor. Ya bana hiç mi güvenmiyor bu adam? O benim her şeyim, ben onu çok seviyorum. Ya niye böyle yapıyor anlamadım. Yani güvenmeden olur mu, olmaz. Haksız mıyım Gayret abi? Hmm. Dostlar, ne oldu? Kim sebepti? Konuşuyor? Dostluk adaka. Gayret uyandı. Dehşetle bakıyor. Ya bu gürültü ne ya? Sen ki? Burcu? Bu kim ya? Sen kimsin? Kimsin sen? Sen kimsin? Evladım. Kim bu? Kim? Takashi bu. Mutlu'nun getirdiği misafir. Bizim şirkete gelen müşteri Japon. Evet. Ne oluyor? Takashi! Takashi, iyi misin? İyi misin? Sizin var mı bir yerine? Ne oldu? Bir şey yaptılar mı sana? Yok. Ya siz ne yapıyorsunuz? Niye toplandınız adamın başına ya? Ya yok, ne yapacağız ya? Ben Gayret abiyle sohbet etmeye gelmiştim. Takashi de buradaymış. Yataktaki Takashi'nin üzerine atladı, koluyla boğuyor. Kaldırdılar. Ya yapma şunu, adam bana zimmetli diyorum ya. Konu zase ya. Yürü, hey haydi kita. Diyor ki ben uyuyordum, bu kız diyor odama girdi diyor. Ha. Ya Takashi Bey, beyefendiciğim ben sizin burada uyuduğunuzu nereden bilebilirim biliyor muyum bilmiyorum. Allah Allah, bilseydim sanki odayadalar. Sevgi, sen Japonca mı biliyorsun? Hay. Geçti. Alacakaranlıkta deniz manzarası. Güneş karşı kıyıda yükseliyor. Pencerenin veranda tarafındaki çıkıntısında rengarenk çiçekler. Gayret pencere önündeki kanepede uykuda. Ya.
vardır. Rüya görüyor. Zemininde mumlar olan bir oda. Takashi çizgili pijamalarla halıda bağdaş kurmuş, kapalı bir yelpazeyi avucuna vurdu. Önünde kalp şeklinde dizilmiş mumlar yanıyor. Arkasındaki pencereye yapışık duran geisha resmi işlenmiş dairesel bir objenin ardından gayret çıktı. Geçir mum koymuş, kalp yapmış bir de. Lan burası benim evim. Ha sevgi. Tövbe yarabbim, ne olmuş buna? Giyimi ve makyajı bir geisha gibi. Tepsiyle oturdu. Çay. Ya kendini sevgi ona verme, tamam mı? Hadi afiyet olsun. Sevgi koklayıp verdi. Verme Sevgi. Sevgi kendini iç oğlum. Ver bana. İçme. Şapun. Sevgi fincanı aldı. İçmedi. Takashi bir yudum içti. Sevgi. Omzuma masaj yap. Yelpazeyle omzuna vurdu. Omzuma vur. Kır. Belini kır. Gebert onu orada. Masaj yapıyor. Sevgi yapma! Sevgi dokunma! Sevgi lütfen! Sevgi! Allah'ını seversen Sevgi lütfen! Sevgi dizlerinin üzerinde yerine geçiyor. Bu ne biçim şey oldu bu Sevgi ya? Sevgi oturdu. Hadi git. Yelpazeyi açtı. Ya yelpaze. Sevgi yapma. Sevgi beni duymuyor musun Sevgi? Sevgi! 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 Yelpazeyi kapattı. Takashi Bey'in yanında olmak istiyorum. Masamayitaysam, ah ben sana kurban olurum. Ben de senin orası yanında olmak itay istiyorum. Sevgi, sen bana gülün olacaksın. Gülmeyin. 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 Pencerenin arkasına çöktü. Gayret uykuda sayıklıyor. Yapma yapma yapma. Gayret. Ya yok yok. Gayret oğlum. Yok ben yapmazım. Ya gayret evladım. Uyandı. Aman ne oldu? Estağfurullah oğlum. Ne oldu ya? Hayırdır? Sevgiyi mi gördün rüyanda? Sevgi sevgi diye sayıklayıp duruyorsun. Kalkıyor. Allah Allah. Ne sevgiyi görecekmişim acaba ben rüyamda? Niye uyduruyorsun bunları? Ne uydurması? Duydum işte oğlum. Baba bana bak. Senin işitme kaybın aynı zamanda uydurma kaybın var ha. Sen çok kayıplara uğradın bu ara. Ne oluyor sana? Yok sevgi falan görmedim ben rüyamda. Şimdi sen sevginin benim rüyama genç olarak girdiğini de söylersin. Aynı zamanda o genç akıllıyla gidip Takashi'ye hizmet etmişmiş de gelmiş ona çay vermiş sabahtan akşama kadar yelpazeyle böyle adamı yelpazelemiş de ben sanki onları göreceğim de onları sayıklayacağım burada. Allah Allah. Hadi git bir elini yüzünü yıka da bir kendine gel oğlum. Bakınırken gözleri pencereye takıldı. Verandaya açılan kapıya yürüdü. Burcu bahçedeki koltukta çizim yapıyor, saçları balık sırtı. Günaydın kızım. Günaydın Vedat amca. Ya ne güzel şeyler çizmişsin sen böyle. Yanına oturuyor. Sabah erken uyandım da şirkete gitmeden biraz çalışayım dedim. Vedat çizimlere bakıyor. Ne oldu canım, şeye mi sıkıldı senin? Avukat babam davasını bırakacakmış yani. Belki bir daha babamı hiç göremeyeceğim. Nişanlandım, yanımda yoktu. Yarışmayı kazandım, işe girdim, yine yanımda yok. Yarın bir gün evleneceğim, o zaman da yanımda olmayacak. Ben baba demeyi özledim. Ama kızım ben sana baştan beri söylüyorum. Ben senin artık baban sayılırım. Bundan sonra bana gönül rahatlığıyla baba diyebilirsin mesela. Hatice gelip Burcu'yu omuzlarından kavradı. Bana da anne diyebilirsin. Mutlu pencereye geldi. Bana da kardeşim diyebilirsin. Rıfkı verandada. Bana da Rıfkı diyebilirsiniz. Sadece Rıfkı. Ve sallaştılar. Gördün mü nasıl kocaman bir aile oldum? Gayret kızgınlıkla bakarak uykudaki Takashi'nin yüzüne eğildi, seyrediyor. Elini yüzünün önünde gezdirirken Takashi aniden oturdu. Gayret dırsıp geri çekildi. Bana bak son samuray.
Ne söylediğimi bildiğinin farkındayım. Her şeyi de anlıyorsun. Sevgiden uzak duruyorsun, tamam mı? Yoksa sana var ya buradan bu şey bir konum. Çok pis döverim seni. Sabah sabah bu ne ya? Yürütücü seni. Dedeki. Sevgi yok, okey. Sevgi mevki yasak sana. Sevgi ya, oraya var. Sevgi Japonya'ya götür, elineceğim. Sevgiden uzak dur. Yok öyle sayes. Dedeki. Çık dışarı. Dedeki. Çıkacaksın. Çık dışarı. Sevgi gelince oturdular. Sizin bu Japonya çok gelişti. Ne yapıyorsunuz ya? İçeriden sesinizi duydum. Kavga etmiyorsunuz değil mi? Yok. Biz çok iyi arkadaşız. Gayret yataktan attı. Yüzüne terlik vurup tekrar attı yataktan. Çok sevdim. Yeter oğlum ya. İyi arkadaş. Arkadaş. Havuz tarafından Pelin'lerin villası. Umut bak şimdi. Bütün sevdiğin yemekleri bana tek tek söylüyorsun. Ben de buraya yazıyorum. Tamam mı? Ekmek arası peynir. Umut bilerek yapıyorsun değil mi? Bilerek bana böyle uyduruk bir şey söylüyorsun. Benim bir şey yapamayacağımı zannettiğin için değil mi? Bilerek yapıyorsun. Ya ne uyduru aşkım ya. Şimdi düşün peyniri dilim dilim yapıyorsun. Ekmeği ikiye bölüyorsun. Peynirleri araya sıkıştırıyorsun. Zor işler bunlar yani. Umut şimdi adam gibi en sevdiğin yemekleri söylüyorsun bana. Hadi. Kıymalı yumurta. Umut bak söylemezsen birazdan yumurtalı Umut yapacağım. O mutfaktaki bütün yumurtaları tek tek kafanda kıracağım. Hadi söyle artık şunu. Biraz daha hissediyorum kendimi ya. Bugün işe gitseydik iyi olurdu ha. İşe gidelim mi? Hiçbir yere gitmiyoruz. O bütün sevdiğin yemekleri tek tek söylüyorsun. Başlangıçlar, ara sıcaklar, ana yemekler hepsini söylüyorsun. Ben de hepsini yapıyorum. Umut ne diyeceğini bilemeyip zorla gülümsedi. Salondaki Burcu'nun burnuna kırmızı bir gül yaklaştırıldı. Burcu tebessümle sağına döndü. Murat gülümsüyor. Gülü nazikçe Burcu'ya verdi. Göz gözeler. Dün gece için özür dilerim. Biraz canını sıktım galiba. Ben de özür dilerim. Yani söylediklerini biraz abarttım galiba. Sabah sabah nereden buldun bu gülü? Koşuya çıkmıştım. Tabii ki aklımda sen vardın. Ben de annemin gülleri görünce... Teşekkür ederim. Zaten bir gül bahçesi yaptırayım diyorum evlendikten sonra. Vallahi güzel olur böyle gül bahçesinin karşısına geçip oturup sabaha kadar sohbet ederiz. Bir de böyle sık sık özür dilemem gerekirse hani işe yarar. Ha yani böyle sık sık özür dileyecek şeyler yapacaksın öyle mi? Vallahi Savaş gibi tipler hayatımıza sık sık girerse olabilir. Savaş'ın ne alakası var şimdi Murat? Biz böyle barıştan güzel şeylerden bahsediyoruz. Sen savaş diyorsun. Burcu, şu uyarılarımı biraz olsun dinlesen mevzu kapanacak ama dinlemiyorsun. Ben kaç yaşında insanım? Kendi başımın çaresine bakabilirim değil mi? Senin kıskançlığına göre mi hareket edeceğim yani? Allah Allah. Benim kaç kez daha tekrarlamam lazım? O adamı kıskandığım falan yok. Ne kıskanmıyor? Ben mi yanlış anlıyorum o zaman? Ayrıca şu an güzel bir şey. Bak. Nasıl olmuş kırık pirinç? Çok güzel değil mi ya? Gayret abi ne yaptın adama? Tam tarz oldu ya. Süper bir tarz oldu. 80'ler tarzı vay, giyinmiş. Son samuray. İnanılmaz güzel. Bu çok güzel. Trend. Plastik. Bu ne? Niye böyle giydirdin beni? Hepsini ben koydum. Hiç evet. İyi değil. Kendine gel. Kendine yok ne? İyi kalın işine var. Tak güzel oldun. Ürüseyin de umaya. Bir sus. Ürüseyin de ya. Bu ne dedi ya? Yürütücü seni sensin. Dokunamıyorum al. Umayda. Ben Umayda. Burcu gülmekten kopuyor. Rıfkı gardırobu açtı. Görünce kapattı. Allah'ım ya Rabbim ya aklım aldı. Oğlum çocuk şeyler yapma ya. Çık şu dolaptan. Çıkmayacağım. Bugün de işe gitmiyorum ben. Yeni başladığın işe gitmemek miymiş ya Mutlu? Senin kardeşin yüzünden hazırladı bana abuk subuk bir CV. Yok efendim İngilizce biliyormuşum, İspanyolca biliyormuşum, Japonca biliyormuşum. Oğlum sen nankörsün ha. O işe benim sayemde girdin sen. Ben soktum seni o işe. Ya şimdi senin yüzünden rezil olacağım. İstemiyorum ya. Ben ömür boyu burada kalacağım. Benim kapının önüne biraz yem koyun, biraz su koyun. Bırakın beni burada lütfen. Rıfkı, çıkmayacak bak bu. Rıfkı'nın gözü Mutlu'nun yatağına takıldı, gülüyor. Ben onu çıkartacağım. Yataktaki sarı siviti aldı. Kardeşim, şu an elimde senin en değer verdiğin varlık var. Eğer o dolaptan çıkmazsan... Yemin ederim bunun başına geleceklerden ben sorumlu değilim ha! Rıfkı, iyi misin sen? Ha? Ne yapıyorsun? O eşofman için mi çıkacakmış? Eşofmanı!
Ben biliyorum bu işi. Bak, eşofmanın bir ucundan ablam tutuyor, bir ucundan ben. Yavaş yavaş germeye başlıyoruz kardeşim. Üçe kadar sayacağım. Eğer o dolaptan çıkmazsan vallahi eşofmanı cak yurtla yırtırım ha. Hayır! Çıkarsam çok fena olur. Bir! Bak, ortadan iyice gerildi. İki! Çek Rıfkı, çek! Üç! Koşarak atılıp sıkıca sarıldı Sweet'ine. Aceleyle boynuna doladı. Caniler! Yok bir şey. Geçti. Geçti. Şu tipe bak ya. Şu hareketlere bak ya. Bir bez parçası için. Mutlu'nun kızgınlıktan gözleri ayrıldı. Sakın ona bez parçası deme. Duydun mu sakın? Oğlum Mutlu. Ya merak etme kardeşim ya. Gerilmene gerek yok bu kadar. Hallederiz oğlum bir şekilde. Hatta hallettik bile galiba. Aklıma bir şey geldi. Ne? Ne geldi aklına? Hababam sınıfı. Ne yapacağım? Sobaya mı gireceğim? Burada bir bardak sıvı yağ yazıyor. Burada 1,5 bardak yazıyor. Yani aynı yemek için neden ayrı ayrı tarifler var ki? Neyse ben patlıcanı yapayım o zaman. Patlıcanı küp küp doğrayınız. Doğrayalım bakalım. Ada tezgahta doğruyor. Üzerinde bir pasta yazılı önlük takmış. Yalnız bu küp küp olmadı ki. Yani küp küp olması için tüm kenarların aynı uzunlukta olması lazım. O zaman ben bunu cetvelle ölçeyim. Yani biraz uzun sürecek ama. Aman da aman, aman da aman. Benim karım neler pişiriyor böyle, mis gibi kokmuş ya. Yağ çekme Umut, yağ çekme. Daha hiçbir şey pişirdiğim yok. Yağ çekmiyorum aşkım. Yağ çekiyorsun, hem de tam 1,5 ölçek yağ çekiyorsun. Daha hiçbir şey pişirmedim bile, ne kokusu. Tamam işte, daha pişirmeden böyle güzel kokmuş. Allah bilir bak, pişirince ne karnavallar yaşatacağım bize ha. Umut saçmalama lütfen, hadi çık git mutfaktan. İşim var görüyorsun bak, gitmezsen bu patlıcanlar gibi seni de doğrarım. Cetvelle mi doğruyun? Umut küp olması gerekiyormuş. Umut gidiyor. Tayfun'un yüz fotoğrafının olduğu bir darta ok atıldı. Omzuna denk geldi. Dartın karşısındaki Savaş ikinci oku atmaya hazırlanıyor. Karavana. Nerede olduğunu bir bulayım. Seni mahvedeceğim Tayfun Olgun. Son iki ok da karavana. Hepsi karavana. Burcu geldi. Savaş Bey. Savaş panikledi, Burcu kapıda. Günaydın Burcu Hanım. Günaydın. Takashi-san geldi. Yani Takashi Bey geldi. Konnichiwa. Konnichiwa. Ben de tanıştırayım efendim sizi. Savaş-san, Mr. Takashi. Konnichiwa. Şaço, şaço. Patron, patron. Şaço. Eğilerek selamlaştılar. Böyle yapıyoruz efendim aslında. Aynen. Eller birleşik. Bizim 1 saat sonra toplantımız başlayacak. Ha çok güzel, çok güzel. Mutlu Bey, toplantıya kadar misafirimiz size emanet. Tabii efendim, tabii ben de. Siz hiç merak etmeyin. Zaten biz çok iyi anlaştık. Ya bir geyikçi çıktı, yani şakacı çıktı. Çok şey şaka yapıyordu. Ben Türk kahvesi ısmarlayayım o zaman kendisine. Süper. Takashi bir şey anlamadı. Arigato gozaimasu. Hay. Watashi wa kendi. Burcu odada kaldı. Batışı ve kendi. Aa evet, şey Mutlu Bey öğretti. Hoşça kalın ya da işte iyi günler falan, öyle bir şey. Tamam o zaman ben de toplantıya kadar şey yapayım, gideyim işte son hazırlıklarımı yapayım. Burcu Hanım, dolapta bir dosya var. Toplantıdan önce ona biraz bakarsanız faydası olur bence. Aa tabii ki Savaş Bey. Savaş koşup duvardaki dartın önüne soyut bir tablo astı. Dosya hangisi? Burada bir sürü dosya var da. Ben onu evde unuttum Burcu Hanım. Olsun, ben bakmıştım zaten. Burcu kapıya yürüyor. Şey yapalım o zaman. Siz bana dosyanın içeriğinden bahsedin. Ben de toplantıya kadar araştırayım, çalışayım. Ya hiç zahmet etmeyin Burcu Hanım ya. Onlar bizim eski tasarımlarla alakalı. Şimdi siz yeni girdiniz. Kendi özgün tasarımlarınıza siz odaklanın, yani motivasyonunuzu hiç bozmayın. Yani sonuçta ben de buraya seçilmiş, yetenekli bir çalışanım. O zaman ben kendi desenlerimle ilgileneyim. Toplantıda görüşürüz o zaman. Görüşürüz. El sallaştılar. Burcu sarı ceket giymiş. (Gülüyor)
çalıyorsun. Niye beklemiyorsun ki? Çiftlik. Ne akşamdı. Neyse, herkes gitti de ortalık güzel bir sakinleşti. Vedat Atatürk kahvesi verdi. Oh be Hatice'm, gayret bir delilik yapacak diye çok korktum vallahi ya. Hele Burcu Japon'un odasına girince. Ya gülünecek bir şey yok Hatice'm, vallahi misafire ayıp olacaktı. Aa, o çanta kimin ya? Masada resim çantası. Ha, ya Burcu'nun çantası. Sabah sabah öyle güzel şeyler çizmiş ki bak, bir getir bak göstereyim sana ya. Çok güzeldi vallahi, Allah ben çok beğendim. Allah. Ha. Al bakalım. Sabah şey yaptı bana da. Şurada mı? Yok, burada yok karma. Bak bak şunlara bak. Bak. Aa, gerçekten çok güzel bunlar. Ya ben sana söylüyorum Hatice'm, bu kız gerçekten çok yetenekli. Biri labirent gibi. Ay, bunları niye yapmış ki? Ya şu şey, bugün toplantısı var ya, şu Japon Takashi'ye sunum yapacakmış, orada gösterecek. Aa, kesin beğenir. Eyvah ki eyvah. Hatice'm, kız sunum yapacak, dosyası burada kalmış. Aa, ne yapacağız Vedat? Ver bunları Hatice'm. Ben kızı arayayım. Ondan sonra bunları direkt kızın yanına götüreyim. Hay Allah ya, bak ya, şaşkın çocuk ya. Burcu masasında. Telefonu masadan aldı. Efendim Vedat amca? Kızım sen toplantıya gittin ama çantanı evde unutmuşsun. Ne? Evde mi unutmuşum? Ay inanmıyorum ya, nasıl yaptım ben böyle bir hatayı? Toplantıya da çok az zaman kaldı. O çizimler bana lazımdı ya. Ben sana yetiştiririm onu da sen bana bir adres tarif et bakalım, bir yerler söyle. Ya tamam. Şey Vedat amca, burada çok lüks kıyafetlerin satıldığı bir mağaza var. Orayı biliyor musun? Yok, başka bir yer söyle. Tamam, başka bir yer söyleyeyim. Şey, böyle ithal derilerin satıldığı bir ayakkabıcı var. Orayı biliyor musun? Kızım başka bir yer söyle. Şey, yat kulübü var. Orayı biliyorsundur artık. Ya biraz diyorum ki halkın seviyesine insan yani. Şöyle herkesin, halkın kullandığı yerlerden bir yer tarif etsen de ona göre gelsem. Ana caddeye yakın tam köşede bir büfe vardı. Ha, şu otobüslere kart dolumu yapan büfe. Evet, evet. Tam orası babacığım. He, tamam, tamam. Ben hemen getiriyorum kızım. Ay, çok teşekkür ederim. Tamam baba, orada görüşürüz. Bay bay. Kurtarıcım ya. Savaş gizlice dinledi, kapıyı yavaşça araladı, arkasından bakıyor. Sessizce açık ofise girdi. Demek baba, Tayfun Olgun İstanbul'da mı? Çiftlik. Ne oldu Vedat? Bana baba dedi. Öyle sıcak, öyle içten bir baba dedi ki ya. O zaman sen de yap bakalım babalığını. Dosyayı kızına götür. Masada bir sürü kişinin fotoğrafı. Yok. Bunların içinde de yok Şamo. Sıkma canını Devrem. Henüz binada oturan herkese ulaşamadık. Arkadaşlar araştırmaya devam ediyorlar. Murat telefonuna bakıyor. Hayırdır? Canını sıkan tek şey fotoğraf değil galiba. Ya bu sabah biraz tartıştık Burcu'yla. Hoş, dün gece de aramız limoniydi zaten. Ne oluyorsunuz ya? Daha evlenmediniz, gece gündüz tartışmalar falan. Tamam. Telefon edeyim dedim de gidip yüz yüze konuşmak daha iyi olacak. Zaten geçmişim yeterince canım sıkıyor. Bari geleceğimle barışık olayım. Dostça Cem'in sırtına vurdu. Hadi kolay gelsin. Takashi toplantı masasına koyduğu çantasını açıyor. Mutlu kulaklık takmış. Alo? Kulaklıkları. Geliyor sesin Sevgi abla, geliyor. Benim sesim size geliyor mu? Duyuyoruz kanka, duyuyoruz. Gayet net geliyor. Ya Mutlu, bir şey söyleyeceğim. Akşam işin erken biterse sinemaya kaçalım mı moruk? Ne diyorsun Rıfkı ya? Burada ciddi bir iş yapmaya çalışıyoruz herhalde. Geyik mi yapıyoruz burada, susar mısın? Hiç, bıçak sırtındayız burada ya. Ama sen yine de bak Rıfkı. Bir bak, güzel bir film varsa yazarsın bana. Gördün mü? Kankacığım, şimdi konuşamıyorum. Buradaki müşteri temsilcisi bayan çok gergin. Şimdi konuşursam tatava yapacak, boş ver. Mutlu! Şimdi seninle bir deneme yapacağız. Bakalım çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Tamam, dinlemedeyim ben. Abla çocuk sağır değil ya. Niye bağırıyorsun? Şimdi Takashi'ye çay içer misin diye soracaksın.
Ochao nomimasu ka? Mutlu masada dosyayı inceleyen Takashi'ye yaklaştı. Ochao nakikasu ka? Hani? Heceliyorum. Ochao nomimasu ka? Ochao nomikasu ka? Anlamıyorum. Bakarana ne? Nani? Ne diyorsun? Ochao nomimasu ka? Ochao nomimasu ka oğlum ya. Karıştırma be çocuğun aklını. Tamam. Çay içer misiniz? Ochao nomimasu ka? Çay, şekersiz ocağı. Rica ediyorum. Satomo nashi onegai shimasu. Şekersiz bir tane çay istiyormuş Mutlu. İstiyormuş bir tane çay. Sevgi. Sen bu efendi gece gündüz acaba çay servisi yapıp duruyorsun? Ne gecesi ne çayı ne servisi ya? Allah ben servis falan yapmıyorum. Ha. Rıfkı şaşkınlıkla bakıyor. Elinde olsa yapardın ama. Hatta böyle eline yelpazeyi alır, gece gündüz adamı böyle yelpazelerdin, yapardın işte. Niye? Sen bu adamı ne alıp veremediğin var acaba? Niye bu kadar ilgileniyorsun bu adamla sen? Ben adamla ilgilenmiyorum Gayret. Ben senin ailenle ilgileniyorum. Burada Mutlu'ya yardım etmeye çalışıyor ablam ya. Kız kanter içinde kaldı. Ya sen neyin peşindesin ya? Üçü birden cık cıklıyor. Burcu bir kaldırımda koşuyordu, durdu. Savaş arkasından takip ediyor. Burcu ağaçlarının yanından geçti, büfeye varmak üzere. Vedat bekliyor. Baba! Savaş çalıların arasına gizlendi. Ya zahmet oldu buraya kadar çiftlikten kalkıp geldi. Rica ederim ya, olur mu öyle şey? Ben de geç kalacağım diye korktum. Yok canım, estağfurullah. Gel sana şirkette kahve ısmarlayayım. Yok kızım be, kahvaltıcıda iş çok. Oraya gideyim. Hem bugün sizin telaşlı gününüz. Akşama bir kahve yaparsın, ödeşiriz. Yaparım tabii. O zaman otobüs durağına götür. Koluna girdi, yürüyorlar. Savaş gözlüyor. Tayfunluydum ama boşuna heyecan yaptım. Gidiyor. Hayırdır? Ne haber? Ne oldu? Ne izliyordun? Film mi çeviriyor yoksa? Bizim mi haberimiz yok? Yok ya, ne filmi? Ya bu aralar pek film çevrilmiyor da ya bu civarlarda ya onlarca dizi çekiliyor biliyor musun? Bu kadar insan bu kadar diziyi nasıl izliyor benim aklım fikrim almıyor. Ya insanlar çalışıyor, evine gidiyor, hangi ara dinleniyor, film izliyor. Bana masal anlatma. Savaş Bey, Burcu izliyordun sen. Yok canım, ne Burcu izleyeceğim. Büfeden ben bir şey aldım. Giderken Burcu Hanım'ın sesini işittim. Sesini işittince tabii gayri ihtiyari döndüm baktım ki Burcu Hanım. Meraktan baktım. Farkındaysan zaten böyle gidiyordum. Murat imalı kafa salladı. Bak arkadaşım. Niyetin nedir bilmiyorum ama ben sana güvenmiyorum. Burcu benim nişanlım. Onun kılına zarar gelirse sana bu dünyayı dar ederim. Savaş alaycı sırtarak başını salladı. Efendim Cemo? Devrem, yeni fotoğraflar geldi. İşlerinden biri babana benziyor. Tamam. Tamam, geliyorum ben. Telefonu cebine geri koyuyor. Tehditkar bakışlarını Savaş'a dikti. Gözüm üstünde, hareketlerine dikkat et. Büfenin olduğu tarafa yürüdü, Savaş tersine yürüyor. Sıkıntıyla volta atan Pelin, dirseklerini ada tezgaha yasladı. Of, şu hale bak ya. Ne yapacağım tezgah ben? Tezgah çeşit çeşit sebze ve salata malzemeleriyle dolu. Belinin yüzü bir çözüm bulmuş gibi birden aydınlandı. Kendi kendine gülerek önlüğünün belini çözüyor. Oğlum, kanalda kim var kim yok herkesi toplayın gelin buraya. Bak bu Pelin'in dumanı tütüyor kafasında, ben artık korkmaya başladım bundan ya. Kanepede yatıyor. Hadi abi. Ya hadi, sanki daha önce kaytardığınızı görmedim. Hadi abi, hadi. Umut. Sağ ol canım. Ya, çok teşekkür ederim. Teşekkürler, sağ ol. İyiyim. Yani Pelin bana bakıyor, sağ olsun. Vallahi en sevdiğim karım. Tek karım, en sevdiğim ama. Hadi, tamam hadi görüşürüz, sağ ol. Ya kanaldan çocuklar işte geçmiş olsun demeye yaramışlar, sağ olsun. Umut'cum bazı malzemeler eksik, ben hemen dışarı çıkıp alıp geliyorum, tamam mı? Sen çıkma, ben giderim. Ay yok, ben alırım, ben alır gelirim hemen, sen burada otur. Olur mu ya?
Umut otur diyorum sana. Sen hastasın bir tanem. Hastalığını bil, güzelce yat şuraya. Ben de alışveriş yapıp hemen döneceğim. Tamam mı? Anlaştık mı? Aferin sana. Aferin aşkım benim. Hadi, hadi yat bakalım. Ben geleceğim hemen. Yüzünü ovuşturup gitti. Masayı yumrukladı. Ne diyor? Ne dedi? Bu adam Japonca bilmiyor. Nasıl olacak bu görüşme diyor. Bu adam Japonca... Aa, dur oğlum, dur. Ne yapıyorsun ya? Hepsini çevirdi bu, hepsini çevirdi. Mutlucuğum, acaba görüşmenin ilk saniyesinde Japonca bilmediğini söylersen bu görüşme nasıl ilerler? Evet, Mutlu Bey. Bu adam Japonca. Benden bahsediyordu Savaş Bey, bir şey oldum. Diyor ki bu adamın Japoncası nasıl bir... Beni gösterdi ya böyle böyle yaparak. Bu adamın diyor nasıl bir Japoncası var, nerede büyümüş bu çocuk falan diyor. Ayrıca beni çok iyi ağırladı. Ya mümkünse bu adama zam alalım. Prim, mirim. Aynen onu söylüyor. Maşallah. Vallahi Allah'tan toparladı yani. Toparlamakla kalmadı. Bir de üzerine prim çaktı kardeşim. Helal olsun sana. Üçlü attın. Bravo kanka. Aferin. Mutlucuğum çizimlerimi beğenmiş mi? Bir sorar mısın? Diyeceğim de nasıl soracaksın acaba? Burcu'nun çizimlerini beğenmiş mi? Sorsana bir. Hadi Japonca olarak. Design okini irimashitaka. Design okini narimashitaka? Yonaka ni heya ni haitte kita Burcu-san wa design ga umai desu ne. Kinirimashita. 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 Geceleri insanların odasına girme huyu var ama Burcu Hanım oldukça yetenekli diyor. Mutlu önündeki deftere bir şeyler yazıp çizerek oyalanıyor. Geceleri insanların... Oğlum ana fikri söyle ya. Allah Allah ya, hepsini çevirmesene. Şey yapamadı galiba. Kelimeyi arıyor, kelimeyi ondan. Yok yok, o imparatorluk Japoncası falan bir şeyler söyledi herhalde. Hatırladım. Rüya, bir an aklımdan çıktı Türkçesi. Diyor ki geceleri insanların rüyasına girecek kadar iyi eserleri var. Baktım aklımdan çıkmıyor. Bayıldım çizdiği şeylere diyor. Yani tasarımlardan bahsediyor. Çok sevmiş. Mutlu, çok teşekkür ettiğimi söyle. Ne? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Mutlucuğum. Canım benim, maksat benim kankamın kardeşinin iş görürsün. Yok, nasıl diyeceğim teşekkür ederim? Takashi deftere bakmaya çalışıyor. Ya abla, çocuk sana teşekkür etmiyor. Teşekkür etmek ne demek diye soruyor ya, söylesene. Bana da ama bir teşekkür edilmesi gerekiyor yani. Ya Allah'ım ya, trip yapacak zaman mı? Hadi söyle çocuğa. Arigato gozaimasu. İstedim ki Burcu Hanım etsin. Sen söyle, sen söyle. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Demo kono kaysa no taiyo wa zenzen kinirimasen. Demo kanojo no ryoushin ga watashi wo totemo shinsetsu ni shite kuremashita. Demo hige no ano yaro wa yakutatazu. Yakutatazu. Diyor ki şirketin karşılama organizasyonunu bana hiç beğenmemiş. Ama bu çocuğun ailesini çok sevdim diyor. Çok misafirperverler, çok iyi insanlar diyor. Sadece bıyıklı olan kardeşlerinden bir hafı olmaz dedi. Bıyıklı olan. Bana mı dedi? Bana mı? Bana! Bana bak! Bana mı diyorsun sen? Gelişe baktığım! Sen kiminle konuştuğunu sanıyorsun? Beni mi beğenmesin? Gayet ver! Aa, sakin olur musunuz? Ya bir sakin ol ya. Kardeşin için uğraşıyoruz burada senin ya. Biraz sabırlı ol. Tamam. Allah Allah. Ne yaparsanız yapın. Mundai wa kaiketsu shimashita. Ja, keyaku shimashou. Ay Mutlu! Takashi tamam diyor anlaşmaya. Hadi bu. İşte bu, işte bu. Vedat'ı gördü. Mahmut Hoca. Sevgi tırsıp dudağını ısırdı. Ne dedi? Çevirmeyecek misin Mutlu? Tamam diyor ya, işte anlaşalım, anlaşalım diyor. Onu söylüyordu demin de. Mutlu Bey. Bir sürü şey anlattı. Sadece anlaşalım mı dedi? Ya o arada bir sürü şey söyledi tabii de genelde yine benimle ilgili konuştu. Ben toplantının konusu dağılsın istemiyorum. Beni hunharca övüyor. Yine beni anlatıyor yani. İşte zamdır, primdir. Ya siz bu sahtekarlıklara kafa yoracağınıza biraz bilme kafa yorsanız biz Mars'a giderdik ya. Ama Vedat amca Mutlu çok gergindi. Biz de sadece yardım ettik ona. Evet, kardeşimin yardıma ihtiyacı vardı Vedat amca. Bu düzenek devam mı? Beni duyabiliyor mu? Evet,
Canlı yayındayız şu an. Duyabiliyor. Ya seni duysa ne olur. Mutlu hiç tercüme yapamadı ki. Bütün tercümeyi Sevgi yaptı. Böyle bildiğin... Japon gibi böyle fıldır fıldır konuştu ya. Ne güzel yaptı. Mutlu. Evladım benim, baban. Bak evladım. Sen şimdilik yalanlarınla bu anını kurtardın. Peki ya sonrası ne olacak? Ha? Yalanın sonu yok evladım. Güzel çocuğum benim. Bir de bu yaptığın sahtekarlıklarla, insanları kandırmayla... ...bu kazandığın paralar, lokmalar boğazından nasıl geçecek hiç düşündün mü sen? Ha? Biz seni annenle... ...dürüst, namuslu bir evlat olarak yetiştirmek için uğraştık. Şimdi bundan sonra hayatına kendin yön vereceksin. Nasıl istiyorsan öyle davran. Buyurun, devam edin düzeninize. Mutfağa gidiyor. Gayret üzüntüyle masadaki telefona baktı. Rıfkı ile Sevgi mahcup halde birbirlerine baktılar. Sevgi düşünüyor. Mutlu su içiyor. Masadaki dosyaları toparlayan birine buruk bakarak tamamdır yaptı. Murat hüzünlü gözlerle bir fotoğrafa bakıyor. Cem yanında ayakta. Bu benim babam Cem o. Cem buruk gülümsedi. Babanına da ahmetmiş. Emekli polis. Murat şaşkınlıkla bakıyor. Evet Devran, babam polismiş. Annenin adı da Zeynep. Ev hanımıymış. Başka akrabaların da vardı mutlaka. Onları da bulacağız. Dostça Murat'ın omzunu kavradı. Murat'ın bakışları annesiyle babasının vesikalık fotoğraflarında. Babasının fotoğrafına bakarken gözleri doldu. Mutlu, bu Takaş'ı veda ettiğine göre bitti herhalde toplantı. Bitti Sevgi abla, bitti. Çok sağ ol, hayatımı kurtardın. Ne demek canım benim, hadi kapatıyorum ben. Ablam, seninle gurur duyuyorum. Kucaklaştılar. Ne yaptın ya, alt tarafı iki tane şey çevirdim. Madem sen böyle bir güzellik yaptın benim kankama, ben de size bir güzellik yapayım. Sen söylemeden dükkanın alışverişini yapmaya gidiyorum. Hadi görüşürüz. Ayağım. Sevgi. Ya ben de çok teşekkür ederim. Kardeşim çok zordum dedi ve sen ona yardımcı oldun. Çok sağ ol. Sarıldı. Ya utandırdınız beni ya. Yanaklarım kızardı. O zaman benim işim varmış mutfakta. Onu yapayım bari. Sarılırken gelen Vedat umursamadan kasaya geçti. Gayret yine triplerde. Ne oluyor baba? Ha? Başlama sana gene. Ne başlaması evladım? Ne başlaması olacak? Ben burada Mutlu'ya yardımcı oldum diye Sevgi'ye teşekkür mahiyeti de sarılıp. Sen hemen o... Ben biliyorum, hemen benim aşık olduğumu falan sandın. Yok, aşık değilim ben. Aa yeter. Ama sen de ama fesat çıktın ya. Hep böyle düşünceler. Vedat gülüyor. Mutfağa. Vedat arkasından bakarak imalı gülmeye devam etti. Pelin çiftliğin mutfağında Hatice ile. Ya ne yapacağımı bilmiyorum artık anne. Ya Umut sürekli evde senin yemeklerini sayıklayıp duruyor. İnşallah kalbini kırmadı. Yok, öyle bir şey yapmaz da benim yaptığım yemekleri de seninkiler gibi beğensin istiyorum. Canım benim, kıyamam ben sana. Beğenecek. Her şeyin bir zamanı var. Ya zamanı var da olmuyor işte anne. Sabahtan beri mutfakta denemediğim yemek kalmadı. Ya bakmadığım tarif kalmadı. Hiçbiri seninki gibi olmuyor. Ya bana da öğretsen olmaz mı? Hatice ellerini tuttu. Demek ki zamanı gelmiş. Neyin zamanı gelmiş? Beni takip etti. Ormandalar. Ya anne ne yapıyoruz Allah aşkına? Niye gözlerini bağlar aç? Ay. Tamam dur. Evladım soru sorup durma. Şimdi birazdan öğreneceksin. Zaten az kaldı. Geldik. Ya ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz? Hiçbir şey anlamadım ben. Ay Pelin. Zaten bilmeni istesem gözlerini bağlamazdım değil mi anneciğim? Yani evet orası öyle ama bak o kadar haber yaptım, o kadar tehlikenin içine girdim. Hiç kendimi bu kadar rahatsız hissetmemiştim. Ya zaten Allah aşkına bir dur sakin ol, şey yapamıyorum görev.
tamam. İşte burası burası. Tamam tamam, şu ağaç. Hemen şu ağacın dibindeydi. Bak bak. Bak şurada. Şurada. Gözlerini açtı. Görüyor musun? Tam onun dibinde. Ay, ne var onun dibinde? Şimdi dur, göstereceğim ben sana. Acele etme. Bak, yanımdan hiç ayrılma. Benim bastığım yerlere denk getir adımlarını, tamam mı? Hadi gidiyoruz. Evet. Ha! Sakın o taşa basma. Bu taşa mı? Pelin'in basmasıyla fırlayan bir ok yanlarındaki ağaca saplandı. Anne, ölüyorduk biz, farkında mısın? Ok sırtıma saplanıyordu ya. Neresi burası? Biz ne yapıyoruz burada? Evladım, onun için diyorum sana. Beni takip et, yanımdan ayrılma, bastığım yerlere bas diye. Gel bakayım, hadi kalk kalk. Az kaldı. Elinden tutup kaldırdı. Hadi bakalım. Yavaş yavaş, arkamdan, arkamdan. Ağacın dibindeki yaprakları aralıyor. Ortaya siyah bir kapak çıktı. Bu ne anne? Birazdan göreceksin, hadi yardım et bana evladım. İkisi de oturuyor. Kapağı birlikte kaldırdılar. Ne var burada? Pelin dokunacaktı. Aa! Bir dalı fare kapanına yakalattı. Çocuğum? Sakın ben söylemeden hiçbir şeye dokunma. Benim sözümden çıkmayacaksın. Fare kapanı mı? Evet, fare kapanı. Yapma, yapma. Pelin yine dokunacaktı. Hatice bir fare kapanı daha çıkarttı, gösteriyor. Bir tane daha mı anne? Ya ne var bunun içinde bu kadar ya? Hatice elleriyle eşeliyor. İşte burada. Aa, sandık mı? Evet. Ay, ne var acaba içinde? Bir sandık. Ya bu kadar çok şey atlattık. Ne çıkacak acaba? Çok merak ediyorum gerçekten. Ne çıkacak? Şu an bir şey patlamayacak değil mi burada? Güzel kızım. Bu sandığın içinde nesillerden nesillere aktarılan yemek tariflerinin bulunduğu... Anahtarla açtı. Defter var. Gerçekten. O güzel yemekleri işte ben bu sayede yapabiliyorum. Bundan sonra bu defter senin. Gerçekten mi? Dokunuyorum bak. Pelin aldı. Kilidini açıp parmağını yalayarak sayfaları çevirdi. Ah, yapma, 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 yalama. Ah, ne yaptın çocuğum? O defterin bütün sayfaları tek tek çok güçlü bir zehir tarafından mühürlendi. Pelin fırlatıp attı. Öldürecek misin beni ya? Tamam, tamam, tamam. Şaka yapıyorum. Aa, Pelin, şaka yapıyorum. Olur mu öyle şey? Ben çok gençken bir film seyretmiştim de orada öyle bir sahne vardı. Yapayım dedim, eğleneyim dedim. Aa, ah benim güzel kızım. Kucaklıyor. Canım, bir tanem benim. Artık sen de nefis yemekler yapacaksın kızım. Al bakalım, o Umut da görsün gününü. Tekrar verdi. Görsün bakalım nasıl yemek yapılıyormuş. O yapamayacağım sanıyor ya, görecek. Önce hangisinden başlasam acaba? Burç masasında. Şimdi Mr. Takashi'yi de uğurladım. Acayipti ya. Yalnız Burcu, seni de tebrik ederim. Adam gerçekten bayıldı çizimlerine ya. Çak. Burcu moralsiz çaktı. İşine devam ediyor. E ne oldu, bu kadar mı? Yok mu oleyler moleyler, asın bayrakları falan? Aklım Murat'ta. Ya kusura bakma. Ne oldu ki? Erdal kapıda. Mutlu Bey. Savaş Bey sizi odasına çağırıyor. Mutlu çaktırmadan sevindi. Primi söyleyecek herhalde, primi. Bana zam mı geliyor, prim mi geliyor? Gideyim bir tebrikleri alayım. Sonra söz gelip buraya dertleşeceğim seninle. Bu plaza tavırlarına da bayıldım ya. Burcu kalemini vurarak düşündü, masadaki telefonunu aldı. Murat anne babasının fotoğrafına bakıyor. Efendim Burcu? Murat. Murat, ben seni çok seviyorum ya. Sabah kalbini kırdıysam özür dilerim. Duygusallaşan Murat nemli gözlerle fotoğrafa baktı. Burcu. Murat.
Babamla annemi buldum sonunda. Artık kim olduklarını biliyorum. Birazdan mezarlığa ziyarete gideceğim. İyi, tamam. Ben de geliyorum. Tamam mı? Heyecanla çantasını aldı, telefonunu içine koydu. Ya Savaş Bey, nasıldı Japoncam? Vallahi Takashi'den iyi konuşuyordum şimdi, dürüst olun. Harika. Tabii siz şimdi prim meselesini açacaksınız. Bu kazandığın paralar, lokmalar boğazından nasıl geçecek hiç düşündün mü sen? Biz seni annenle dürüst, namuslu bir evlat olarak yetiştirmek için uğraştık. Şimdi bundan sonra hayatına kendin yön vereceksin. Siz prim meselesini açacaksınız ama açmayın hiç. Hiç gerek yok. Çünkü zaten benim size söylemem gereken birkaç bir şey var. Şu, benim bu CV'mde yazan özgeçmişimde işte bu dil biliyorum, Japonca, İspanyolca falan yalandı. Ben Japonca da İspanyolca da bilmiyorum. İngilizcemde zaten bir turiste yol gösterecek kadar bile yok. Yani anlayacağınız, ben bu işi de, bu saati de hak etmiyorum. Masaya bıraktı. Her şey için teşekkürler Savaş Bey. Kapının yerini biliyorum. İyi günler. Mutlu Bey, bir dakika. Mutlu geri geldi. Doğru. Tabii siz şimdi ağzınıza geleni söylemek istiyorsunuz. Söyleyin. Atış serbest. Ya yok, bir şey söylemeyeceğim. Atış matış yok. Başından beri Japonca bilmediğini biliyordum. Tamam, Japonca bilmiyorsun. Ama ne yapıp edip müşteriyi memnun etmeyi çok iyi biliyorsun. O yüzden seni kovmuyorum. Gerçekten mi? Mutlu sevinip geri oturdu. Takashi memnundu. Ya Sevgi Sevgi diye sayıkladı. Sevgi kim? Sevgi bizim aile dostumuz. Şey Sevgi abla, Japonca işini o çözdü zaten. Japoncayı o biliyormuş. Ha, anladım. İyiyim hadi. Hadi o zaman işimizin başına. Tabii. Saat sende kalabilir, benim sana hediyem. Yok ya, teşekkür ederim, sağ olun. Ben kendi maaşımla alayım, daha iyi. İyi, sen bilirsin. İyi, hadi bakalım, çıkalım. Benim de önemli bir yere gitmem lazım. Bilgisayarını kapattı. Sevgi bir masadan aldığı tabağı vitrinli tezgaha bıraktı. Konnichiwa. Merhaba. Aa, Takashi Bey, Takashi-san. Neden buradasınız? Mutlu havaalanına gitti demişti. Mutlu kokko ni itta yo. İmashita yo. Daha 5 saat var. Minnettarlığımın bir ifadesi olarak yemekleriz diye düşündüm. Ne diyor bu adam? Diyor ki teşekkür etmek için beni yemeğe davet ediyor. Ay. Ne yemeği? Nereden çıkmış yemek? Yok yemek memek de. Gelmiyorum yemeğe de. Hadi yürü buradan başka kapıya de ama bunların hepsini Japonca söyle ona. Allah Allah, niyeymiş ya? Adam kibarlık yapmış, beni yemeğe davet etmiş. Çok ayıp olur bir kere gitmezsen. Ben çantamı alıp geleyim. Bekleyin Takashi Bey. Takashi. Bekliyorum. Gayet kızgınlıkla süzüyor. Matemaz. Hay matemaz. Evet, bekliyorum. Bana bak. Bekliyorum. Matemaz. Ben sana kaç kere dedim Sevgi'den uzak dur diye. Bak oğlum çok fena uzak doğu sporları biliyor musun? Hay! Oy! Uzaktan vuruyormuş gibi yaptı. Gayret ne yapıyorsun Gayret? Yaptımaz. Neyse. Dükkan sana emanet. Biz bir yemeğe gidip geliyoruz kanka. Ay ne kibar, görüyor musun? Takashi Sevgi'yi önden buyur etti. Gayret sinir içinde. Yaptımaz. Mükellef bir yemek masası. Püre de koyalım, sen seversin. Evet, çok sevebilirim. Al bakalım. Umut istemeyerek aldı. Yerde. Oturdu. Umut'un tabağında etli patates, pilav ve püre. Yememek için oyalanıyor. Hiç yesene hadi. Ya yiyeceğim Pelin ama vallahi cesaret edemiyorum ya. Ya şimdi yiyeceğim, bir şeyler söyleyeceğim, ona da inanmayacaksın. Mesela bak, daha yemeden burnumu güzel güzel koktular ama söyleyemiyorum ya. Ya inanıyorum ben sana, ye hadi. Ya sen şimdi birazdan şimşekleri yağdırırsın üstüme ya. Hayır, ayrıca haklısın da yani, biliyorum biraz abarttım ben. Haklısın. Umut, şimdi onları unut ve ye şunu hadi. Yok, vallahi yok ya. Yani annemin yemeklerinden bu kadar bahsetmem doğru olmadı yani. Söz bak, bundan sonra hiç annemle seni karşılaştırmayacağım, tamam? Ya tamam, ben de biraz fazla tepki vermiş olabilirim. Ama şunun tadına bak hadi lütfen. Umut bir çatal aldı. Pelin heyecanla bekliyor. Umut'un tebessüm eden yüzü birden ifadesizleşti. Sonra şaşkınlığa büründü.
Anne? Ya resmen annem yemeğin içinde gibi ya. Vallahi bu yemeklerde annem var ha. Ya nasıl olur bu? Bakıyorum bir daha. Pilavdan aldı. Pelin gülümsüyor. Oo, bu ne ya? Ay, nasıl yaptın ya? Nasıl başardın ya? Bak Pelin doğruyu söyle. Yoksa annemi mutfağa zincirleyip ona zorla mı yaptırdın bu yemekleri? Hayır, hepsini tek tek kendim yaptım. İyi de nasıl yani? Ya şöyle diyeyim, artık taşımak zorunda olduğum bir aile sırrı var. Yani aslında yemeğin niye bağını sorma. Umut iştahla yemeğe devam ediyor. Pelin su yudumladı. Gayret masalardan birinde dalıp gitmiş. Vedat gelip iki poşetle yanından geçti, mutfağa gidiyor. Gayret'in gözleri dolu dolu. Vedat geri geldi. Gayret, oğlum niye yalnız oturuyorsun? Sevgi gitti mi? Gayret yüzüne bakmadan kafa salladı. Son samurayla çıktı gitti. Elimden kaydı gitti. Allah Allah, o ne demek oğlum şimdi? Baba otursana, seninle bir şey konuşmam lazım. Bak çok mühim bir şey. Bugüne kadar hiç söylemediğim çok gizli, önemli bir sırdan bahsedeceğim sana. İyi tamam, neymiş o? Gayret konuşmakta zorlanıyor. Vedat dikkat kesildi. Ben... Sen? Ha ben. Yok. Sevgi aşık oldum ben. Hey. Ya. Ay. Vallahi hiç belli etmedim bize ya. Hiç olmadığını belli olmadı değil mi hiç bugüne kadar? Evet. Çünkü sakladım, nasıl fark etmedin değil mi? Vallahi maşallah sana ne kadar güzel sakladın ya. Yani ben dedim ama ben çok güzel rol yaparım. Öyle bir oynadım ki sen hiç ondan fark etmedin sen. Ya. İyi ama çok iyi haber bu oğlum. Yani Sevgi çok tatlı, çok cici bir kız. Ama uluslararası bir rekabet söz konusu. O Japon da göz koydu Sevgi'ye. Babam. Ne yapacağım ben? Tekrar Sevgi'nin gönlünü kazanmak, kalbini kazanmak için ne yapacağım ben? Bana yardım eder misin? Ya, yanağını sevmek istedi. Ah be evladım, dokundurmazsın ki. Ay benim güzelim. Aa, bu ne? Bu R8. Dokunmadan oldu. Elini gezdiriyor. Aa, 8'de mi var? Var var. Gözyaşına, kalbe, ciğere, beyne her yere iyi geliyor. Sil şu gözyaşını oğlum ya. Gayret gömleğinin manşetleriyle sildi. Yardım edeceksin değil mi? Edeceğim oğlum. Sen benim oğlumsun, sana yardım etmeyeceğim. Kime yardım edeceğim ben? Gülümsedi. Açık kahverengi spor ayakkabılı bir erkek mezarlıkta ilerliyor. Üzerinde beş bir trench coat, kamaz pantolonu saks mavisi. Zeynep Yaman ve Ahmet Yaman'ın mezarlarına yaklaştı, baş uçlarında durdu. Savaşmış, elleri mezar taşlarında kederle bakıyor. Zeynep ile Ahmet'in ölüm tarihleri 1988. Savaş yan yana duran mezarların ayak uçlarına geçti. Ortalarında durdu, çömeliyor. Bakışları Ahmet'in mezarında. Doğum tarihi 1953. Savaş toprağı uçladı, sıkıyor. Yakında intikamını alacağım baba. Tayfun Olgun yaptıklarının bedelini ödeyecek. Hapislerde süründüreceğim onu. Söz veriyorum. Bir adam bidonla mezarların arasından çıktı. Murat'ın arabası adamın yakınlarında durdu. Burcu ile iniyorlar. Burcu başına siyah bir şal örtmüş. Arabanın önünde bir araya geldiler. Murat heyecanla karşısına bakıyor.
Burcu destek olmak için yavaşça elini tuttu, avuçları arasına aldı. Bir an göz göze geldiler. Murat yürümek için hareketlendi. Yakından Ahmet'in mezar taşı. Savaş ellerini açmış dua ediyor. Hala Ahmet'in mezarının ayak ucunda. Avuçlarını yüzüne sürüp amin yaptı. Elini toprağa koydu, kalkıyor. Doğruldu, kederli bakışları mezarlarda. Burcu ile Murat biraz ilerisinde. Murat kır saçlı bir mezarlık görevlisiyle konuşuyor. Görevli Savaş'ın olduğu tarafı gösterdi. Burcu ile el ele o tarafa doğru hareketlendiler. Burcu parlak kumaştan siyah uzun bir trenç kot giymiş. Yakından Ahmet ve Zeynep'in mezarları. Savaş gitmiş. Burcu ile Murat mezarların baş ucuna gelip durdular. Evet. Annemle babam. Burcu şefkatle kolunu okşadı. Murat kederle mezarların ayak ucuna yürüyor. Burcu olduğu yerde kaldı. Murat mezarları karşısına alarak durdu. Burcu nemli gözlerle Murat'a bakarak derin nefes aldı. Murat yavaşça çömeliyor. Bakışları Ahmet'in mezarında. Sizleri tanıyabilme şansım olmadı. Siz de beni doya doya bağrınıza basamadınız. Sizi buraya, beni de bambaşka bir hayata iten sebepler nedir? Bilemiyorum. Ama hepsini öğreneceğim. Bundan başka da yapabileceğim ne var? Bilemiyorum. Ama şunu bilmenizi isterim ki... çok güzel bir ailede yetiştim. Sizin eksikliğinizi hiç yaşatmadılar bana. Ve bundan kısa bir süre önce... hayatımdaki en muhteşem kızla tanıştım. Gözleri Burcu'nun nemli gözleriyle buluştu. Ve aşık oldum. Burcu gülümsedi, yanına yürüyor. Murat'ın yanına gelip çömeldi. Elini avuçları arasında alarak başını omzuna yasladı. O da beni bu zor ziyaretimde yalnız bırakmadı. Bana destek oldu. Burcu'nun gözlerine baktı. Bakışları yine babasının mezarında. İnşallah yakında evleneceğiz. Ve size söz veriyorum. Onu hayatım boyunca mutlu edeceğim. Burcu aşkla gülümsedi. Murat topraklı yeşil otları avuçluyor. Ağaçların tepesinden mezarlık yolunda duran jipe inildi. Sürücü mahallindeki Savaş kederli gözlerle dalıp gitmiş. Elinde bir fotoğraf. Zeynep'e ait. Kapalı bir mekanda ayakta durarak poz vermişler. İkisi de gülümsüyor. Yakından Murat'ın yaşlı gözleri, bakışları hala Ahmet'in mezarında. Savaş'la ikisinin kederli yüzleri yan yana geldi. Bu dizinin betimlemesi Esfilm tarafından Ses Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.sebeder.org. Sesi betimleme metin yazarı Gülşen Argüç, seslendiren Çiğdem Banu Yeşilırmak, altyazı Bülent Temur, Özgür Türk, Melisa Koçak, Ecenaz Batmaz, işaret dili Müjde Kolçak, kontroller Zerrin Çınar, Dolunay Ünal, Samet Demirtaş, teknik yapım Yeni Gökdelen, tercüme Dağ Prodüksiyon. Yönetmen Başak Soysal, yapımcılar Yusuf Esenkal, Serdar Öğretici, jenerik sponsor logolarının yanında akıyor. Siyah fondaki jeneriğin yanında beyaz harflerle Aslan Ailem, kıyasıya sevesiye bir aile meselesi yazısı belirdi. Filmin içinde E ve S harflerinin yer aldığı dairesel sarı logosu.
Bu program Lee Jung-soo'nun Okja Brothers adlı eserinden uyarlanmıştır ibaresi belirdi.